İyi akşamlar. Spor Dijital'e hoş geldiniz. Migros Yemeği'nin sunduğu Fenerbahçe Adana Demirspor maç sonu canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Serhat Akın ve Yağız Sabuncuoğlu ile beraber Fenerbahçe'nin 4-2'lik galibiyetini değerlendireceğiz. Sarı dün Galatasaray'ın kazanmasından sonra bugün sağdan 3 puanla ayrıldı ve 2 puanlık fark devam ediyor. 84-82 Artık 7 maç kaldı. İki takımın da şampiyonluk yarışında kıyasıya bir mücadele var. İlk yarı 1-1 bitti ama Fenerbahçe ilk yarıda da en az 4 gol atabilirdi. İkinci yarıda goller geldi. Mücadeleyi taraftarların büyük bir coşkusuyla birlikte kazandı ve böylelikle bu karşılaşmayla beraber 6 maçtır da galibiyet serisini devam ettiriyor. Serhat'a ve Yağız'a sözü bırakmadan önce programımıza katkı sağlayan Migros Yeme'ye teşekkür ediyoruz ve biliyorsunuz sizlere daha önceden de Migros Yemek'ten bahsetmiştik. Herhalde duymayanlar da kalmamıştır ama yine de hatırlatmak gerekirse 81 ilin neresinde olursanız olun Migros Yeme'ye ulaşabilirsiniz, sipariş verebilirsiniz ve üstelik bu ay siparişinizde geçerli olmak üzere ilk siparişinizde geçerli olmak üzere 70 TL'lik bir indirim var. Sonraki 4 siparişinizde geçerli de 50'şer TL'lik söyle kazan indirimi de hesabınızda Yeni bir kampanya var Migros Yemek'te. Uygulamada birçok sürpriz kampanyalar ve avantajlı menüler de var. Migros yemek nerede diye merak ediyorsanız tabii ki Migros uygulamasında şimdiden sipariş vereceklere afiyet olsun diyelim. İlk siparişle beraber 70 TL sonraki 4 siparişinizde elişer TL söyle kazan indirimini kazanabilirsiniz. Migros'a teşekkür edelim ve favori çıktı Fenerbahçe ama maçın odağında geçen bir 17 gün. Fakat buna rağmen taraftarlarla birlikte büyük bir coşku, tempolu bir oyun, bol pozisyon, 6 gollü bir maç oldu Serhat Akın. Bir ton da eksik var. Ve birçok eksik <laughs> var tabii. Ona da değinmek lazım. Evet. yani. Bu aralar bize iyi gelmiyor. Yani 13 gün aradan sonra en az 13 tane kayıp veriyoruz. Ne oluyor arada ben de biliyorum Yani Fred'in yine sakatlığı. Leverkow için problemini biliyordum. Çok fazla girmek istemedim. E, oynamak istemediğini. E, Haklı da yani şöyle sonuçta ne bileyim yabancı cisimde çenesi parçalanıyor. E, kanlı bir halde korna kullanılıyor. Sonra da sağdan çıkarken bir tane de yumruk yiyor üstüne. Haklı. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Fenerbahçe şampiyonluk yarışında devam ediyor mu? Ediyor. Tam gaz devam ediyor. O zaman bunu eğer teknik direktör, yönetim veya işte sportif direktör çözemiyorsa bence kadroda durmasında bir anlamı yok. Belki biraz abartı gelecek ama. Çünkü sonuçta bu bir takım oyunu. Şimdi bir oyuncu yumruk yedi diye ben ona zorla giy giydiyemem. Ama yani yedek oturup işte yani işler de kötü gidebilirdi. Sonuçta Fenerbahçe'de bir şekilde hep kurtarıcılar var. İşte Serdar Dursun dahil girdi bir gün yine gol attı. Tad için inanılmaz bir gol. Ama bu her zaman olmak zorunda değil. Yani İrfan Can Eylül e Bayat kafası Trabzon'da kalmış ki öyle bir hata yaptı. Asis yaptı bildiğin av at diye. Yani artık formayı mı karıştırdı ne yaptı ama şimdi için olmaması böyle bir şampiyonluk yarışında bence çok büyük bir eksik. Tamam taraftar seviye olabilir. Hareketlerinden dolayı heyecanlı bir kardeşimiz ama asla Ljivaković seviyesinde değil yani. Şimdi bazen bu maçları da o gol yedikten sonra dönmeyedebilir. Bir tane daha yiyebilirsin. Yani o yüzden Ljivaković olayını bir an çözmek lazım. Çünkü İsmail Hoca'nın söylediği şu. Bütün takımımız hazır. Şampiyonluğa inanmışız. Son 8 maç. Artık 7 kaldı. Ee, odaklanmış bir şekilde skor ne kadar 4-2 olsa da ben çok o, o daha göremedim yani. Çoğu zaten as oyuncu tribünde. E, baktığımda oyunun kaderini değiştirecek bir tane oyuncu var. Ofans anlamında o da Serdar dursun. Şey şampiyonluk yarışına zaten yedek kulübesinde 3 tane genç oyuncu, 4 tane stoperle giriyorsun. Yani oyuna Çağlar giriyor, o giriyor. Evet iyi de yani ne oluyor mesela bu sakatlıkları biz niye çözemiyoruz? Ciddi bir sakatlık problemi var Fred. Yani bir kere sakatlığı olan bir daha yükseliyor. Orada ciddi bir problem var abi. Burada artık sağlık ekibi, hoca, işte yönetim, kimse toplanıp bu işi toparlaması lazım. Çünkü Fenerbahçe şampiyonluk yarışında. Fenerbahçe'yi bu sene kurtaracak. Artık kongre, mongre falan hepsi yapıldı. Fenerbahçe'yi tek kurtaracak şey ne? Şampiyonluk abi. Süper Kupayı da verdik zaten. Doğru mu? Benim bildiğim öyle herhalde. Yanlış bir bilgi yoksa Süper Kupayı da verdik karşı tarafa. Öyle görünüyor evet. Galatasaray'a Süper Kupayı da hediye ettik. O zaman bunu, bu işin tek şeyi kaldı. O da şampiyonluk. Şu, şu, şu tabloya baktığımda ne olmuş olabilir mesela? 13 gün ara milli takım arada ne olmuş olabilir? Nasıl bir antrenman yapmış olabilirsin ki? Bir kişi olur. iki kişi olur. Bacuay Trabzon maçında vardı. Doğru mu? Doğru. Dün sakatlandı. Mert Hakan burada sakat haliyle oynamak istemediğini ama doktorun hocaya olumlu raporu verdiğini... verdiğinde maç. Kasımpaşa maçında nüksetti. Ve iyi. Yani İyi giden Mert Hakan? Hı hı, Golleriyle, evet. freaky'inle. E o gitti. İsmail Yüksek en kritik oyuncumuz belki de o bölgede. Biz bakma bugün çok yumuşak orta sahayla çıktık. Yani biraz daha direnç, bizi birazcık daha rahatsız eden bir orta saha olsaydı problem yaş yaş yaşayacaktı Fenerbahçe. Evet. Ki iki tane gol bulduk kalemizde. Yani bilmiyorum Joshua King zaten Allah'a emanet. Kronik evet ama bizde bir de şöyle bir şey var. Giden gelmiyor bir daha geri. Büyük sıkıntı o zaten. Giden geri gelmiyor abi. Şimdi en önemli oyuncumuzu buradan kaç tane oyuncu sayarsın en önemli? bir numara Fred, 2 numara İsmail Yüksek. En kritik oyuncumuz değil mi? Hmm. Tabii ikisi. Yani oyunu yani Fred, Fred'siz ne sıkıntılar yaşadığımız ortada sezon başından bu yana. O olmadığında 8 hafta artık psikolojimiz de bozuldu. Yen yenemeyiz. Fenerbahçe Fred'siz olmaz. E abi o adam o zaman biz el bebek gül bebek bakacağız. Yükleme çok fazla yapmayacaksın. Yani eğer ki ki ben buna <laughs> inanmak istemiyorum ama olduğuna da bir şekilde biliyorum. Yükleme yapılıyorsa milli takım arasında 8 hafta kala şampiyonluk yarışının içinde bir takıma çok büyük bir sıkıntı var burada. Çift idman yapıldı milli arada. Skandal. Öyle mi dersin? Skandal abi çift idman ne? Çift idmanım kalmış burada. Yaz gözünü seveyim 8 hafta sezon bitecek. Artık burada ben idman yapmasınlar demiyorum ama şimdi bir şey sormak istiyorum. Fenerbahçe ile karşılaştığında atletizm gücü %20 Atletizmde buraya getirdi Galatasaray. Fenerbahçe atletizmde yüzde seksen sezon başından ve yüzde seksen yüzde Biz geriye düşerken de Galatasaray herhalde devam ettiriyor. Demek ki burada bir sıkıntı var. İtman'da, milli takım arasında tamam skoru alıyorsun ama e, zaten alacaksın şampiyon olmak istiyorsan. Ama öyle bir noktada sakatlıklardan dolayı bir puan kaybedersin şampiyonu gider. Çünkü bizim hata yapma şansımız yok. Galatasaray'ın var. Tabii. Galatasaray çünkü, var. Evet kredisi var. Çünkü Galatasaray'ın berabere kaldı. Aynı puana getirdin kendi evinde oynayacak. Avantaj onda. Hı, hı. Yani Baktığında çift avantaj var doğru mu? Tabii iki maçlık bir kredisi şansı. var. Fenerbahçe'nin var mı? Mesela Fenerbahçe bir gün puan kaybetseydi bunun geri dönüşü ne olacaktı? İki tane puan kaybetmeyecektin Galatasaray. Şu anda bile. Zaten normalde kaybetmiyor Galatasaray. Bir beraberlik bir mağlubiyete şampiyon oluyor Galatasaray. Bitti. Sadece Fenerbahçe'yi ye yenmesi gerekiyor. Kalan sekiz maçın altısını kazanması gerekiyordu. Ve Şu an yedi kaldı. beş için atletişim geçerli. Atletişim bir düşük yani hazır olmayan. Şimdi baktığında Icardi gol atıyor ama hazır değil. Endombele sezon başından beri yok. E baktığında Ziye tam verim alamadı ama o şekilde götürüyor. E bizde herkes iyiyken herkesi kaybetmeye başladık. Yani burada nerede sıkıntı var? Onu çözmek lazım. Çünkü takım çok istekli. Ben bugün o işi aldım. Hani bir şekilde bu kadar olaydan sonra bu kadar yan etkenlerden sonra yine bir şekilde takım olup burada Adana Demir yenmek bu kadar olaydan sonra tabii ki zor aslında baktığında. Çünkü Ad Adana Demir aslında baktığında dirençli bir takım. Ee, sonuçta iki golde buldu. Maçı bir şekilde 3-2'ye getirdi. 1-1'i buldu ilk yarı. Yani buradan galibiyet almak bu psikolojiyle çok kolay değil. Özellikle yedek kulübesine baktığımda kim girecek abi? Mesela maç 2-2. Dakika 70. Serdar Dursun. Bir tek Serdar Dursun vardı ki de o da son bölümde o girdi yani. E doğru. Dediniz. Golü de attı ama tabi şöyle. Şimdi işte diyelim Serdar Dursun girdi. Çok verimli olamadı. Orta sahaya kim monte edeceksin? oyunu kimle kuracaksın? Çok istekli bir Şimanski vardı. Çok da golü bulmasını istedim ama yani yani şu yedek kadroyla şampiyonluğa gidiyoruz. Yani bol bol dua etmemiz gerekiyor. Sakatlanmasın kimse daha diye. Çünkü oyun olarak her şey oturmuş gözükse de bu oyuncular bir yerde bir dokunuşla belki senin şampiyonluğunu etkileyecek veya garantileyecek. Doğru mu? Bizde burada sıkıntı var. Burada 13 gün aradan sonra ve benim istatistime göre ona da bakabiliriz. Milli takım aralarından sonra biz en az 1-2 tane kayıp veriyoruz. Bu çok enteresan bir şey. Çünkü ben hani yıllarca tam futbol oynadık. Milli takım arası her zaman keyifli neşeli geçer. Çünkü birçok oyuncu zaten milli takımdadır. E geri kalanların da artık ne bileyim ayak tenisi. İşte ne bileyim değil mi? Hani itman tabii ki vücut çalışacak, adele çalışacak ama ne bileyim yükleme, çift itman ben. Yani 20-30 senelik kariyerimde öyle bir şey yaşamadım. Hiçbir hocayla yani en az 7-8 hocayla çalıştım. Hiç kimseyle. Hele 8 hafta kala çift itman yapılıyorsa veya ne bileyim sprint itmanı işte yenileme itmanı başka ama sprint itmanı işte ağır bir yükleme yaparsan e o zaman ya şöyle yaparsın yaz. Kime yaparsın? Mert Müldür'e yaparsın. Ferdiye yaparsın. Ama sakatlıktan çıkmış veya sakatlığı zaten halen bir şekilde ufak da devam eden Fred'i yaparsan e bir daha yükselir. Bu Freddy çok basit bir matematik üçüncü vakit. değil mi? 3 Üç oldu. Üçüncü, tabii. Üçüncü. Cengiz Cengiz de zaten uzun bir sakatlıktan evet. geldi toparlayamadı. Ya bir de Bekao yani hep aynı sakatlıklar nüksediyor. Demek Mert ki bu Mert Hakan'ın da öyle. Aynen. O evet. da iyileşti, sakatlandı, iyileşti, sakatlandı. Bu arada 25 bin izleyicimiz bizimle birlikte iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Mesajlarınızı görüyoruz. Mesajlarınızla birlikte siz de maçla ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz ve bir beğeninizi de rica ediyoruz tabii ki. Yağız, de devam edelim. Sen nasıl buldun Fenerbahçe'yi? Burada bir puan kaybı bekliyor muydu? Öncesinde bir tedirginliğim var mıydı? Önce onu sorayım. Tedirginliğim ben. yoktu. Hatta maç başladığında da e, rahat Fenerbahçe 2-0-3-0 ilk yarıyı kapatır derken... ...İrfan Can Eribayat'ın yaptığı hata ki İrfan Göztepe döneminden tanıyanlar, izleyenler bilir... Bu tarz hataları senede 2-3 kere yapardı. Yapar, evet. ee, İrfan Can artık büyük bir takımda oynuyor. Bunları yapmaz diye düşünürken yine bugün benzer bir hata yaptı. Belki de maçın kaderini değiştirebilecek bir hata yaptı ama artık siklet farkı olduğu zaman, güç farkı olduğu zaman belli bir noktadan sonra fizik kalite iki takımda da eşit şekilde düşmeye başladığında o dakikadan sonra kalite ortaya çıkıyor. 4-2 skora bu şekilde dönüyor. Bu kadar sakatın olduğu yerde, bu kadar eksiğin olduğu yerde Lig devam edilecek mi edilmeyecek mi? Kaotik bir ortam varken Fenerbahçe'nin lige dönüşün dört golle yapması. Adana Demirspor maçına e, bu dört golle devam edip şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı takip etmesi günün avantajı noktası. Ama e, üstüne uzun uzadıya konuşulması gereken bir konuda Serhat abi güzel girizgah yaptı. Sakatlık konusu. Arkadaşlardan bir daha rica edelim. Yani ligin artık boyu çok kısaldı. Yedi maç kaldı. Fenerbahçe geride. Ama gelinen noktada Giden dönmüyor. Dönen oynamıyor. Sakatlanan bir daha sakatlanıyor ve burada ciddi bir iletişim eksikliği de var. Yani haber yapmasak insanlar oyuncuların sakatlandığının farkına varmayacaklar. Valla doğru soruyorsun evet. Bu yani doğru bir metot değil yani. Ben yani sen, sen haber yapmasan daha doğrusu sen girme o bilgileri sen girmesen hiçbir niye, yerde de girildiğini de görmüyoruz. Herkes senden alıyor zaten. gizliyorlar bunları Bunları neden gizliyorlar? Biz burada haber yaptıktan sonra neden haberler üzerinden e, iletişim numaraları yapıyorlar ya Çıkın açıklayın sakatlığını ya Zaten sezon başından beri en çok eleştirilen Konu ne? Bir Ertuğrul Hoca, Ertuğrul Karanlı kulüp doktoru İki Ekip yeterli mi yetersiz mi hep o konuşuluyor Çünkü sakatlıkların büyük bölümü Adele Ben birazdan şimdi burada isimlerin Sakatlıklarını da söyleyeceğim sen çok rahat anlayacaksın Serhat abi sen de burada Ekstra yorum yaparsan senden bir kardeşim olarak rica edeyim Çünkü bu sakatlıklar Normal darbe sakatlıkları değil özellikle çoğu Fred'inki darbe sakatlığı değil. Cengiz'in darbe sakatlığı değil. İsmail Yüksek, Adelaide Ödem. Milli takımdan sakat geldi. Sakat gitti, sakat geldi. Mert Hakan keza aynı. Batu şuayı yine aynı şekilde. Burada darbe diyebileceğimiz net şekilde Joshua King var. Hatırlarsın zaten o pozisyonu. Evet. maç içinde yaşanmıştı. Bir daha Allah'a emanet dönemedi. Yani gelinen noktada bu sakatlıklar Adana Demir deplasmanda olsaydı belki bugün biz çok farklı bir senaryo konuşuyor olabilirdik. Çünkü iyi başladığı maçta motivasyon tamamen kırıldı. İrfancanın golünden önce ve golünden sonra 45'e kadar <laughs> Fenerbahçe iki farklı oyun oynadı. 45'ten sonra az önce söylediğim sebep sıraladığım sebeplerden dolayı galibiyet geldi ama 7 maç kala şu tablo kabul edilebilir bir tablo değil. Kimse Bunların yanına bir de Osterwolde ile Simanski de eklendi. Kart Fatih cezalısı. Karagümrük maçı için ikisi de kart cezalısı oldu. Tabii o maça sakatlardan kim döner, kimler iyileşir onu şu anda kestirmek mümkün değil. Hatta ve hatta yani Fatih maçı dedik ama Olympiakos'ta oynanacak olan bir de konferans ligi mücadelesi var. Kimler yetişecek? Kimler oynayabilecek durumda? Belki basın toplantısında büyük ihtimalle İsmail Hoca'ya sakatların durumunu mutlaka sorarlar diye düşünüyorum. Pazarı pas geçiyoruz zaten. Evet, 19'a çıkılacağını evet. açıkladılar ki 19'a da çıkmayacaklar aslında. Gidilecek, protesto yapılacak, dönülecek. Yani öyle maç falan olmayacak. Ee, büyük ihtimal 5-10 dakika sürer. Biz de sonra yayına gireriz yani. Onu Onda... ...net birlikte hep birlikte beraber izleriz burada... ...öyle bir maç olacak... Ee, ...ilerleyen dakikalarda konuşuruz... ...kupa verildi, hediye edildi ama... E, ...maç olsaydı Galatasaray maçı... ...buradaki oyuncuların bir bölümü oynayamazdı... ...hedef Olympiakos'ta oynanacak... ...Avrupa maçına oyuncuları yetiştirmek... ...hepsi yetişir mi? ...onu süreç gösterecek çünkü... ...sağlık heyeti ve mevcut içinde bulunduğumuz sistemde... ...üç düşünüp... ...bir konuşmak lazım... ...çünkü Fred milli takım dönüşünde... İlk idmanlara başladı. İki gün izin verildi. izinden sonra gitti Fırat. i̇lk idmanlarda vardı. Sakat falan değildi. de. İki gün izine çıkıldı. Dönüşte Fred yoktu. Ama ya şöyle bir şey var. Şimdi Mert Hakan'ın sakatlandığı Kasımpaşa maçı doğru evet mu? Evet abi. Burada kendisi açıkladı zaten. Ağrısının olduğunu söyleyip doktorun kadroda olabilir raporunda şey kadroda olabilir oyuncunun oyuna girme ihtimali her zaman vardır. E oyuna girip sakatlanıyorsa bunun suçlusu ben değilim değil mi doktor? E, bunu da kabul etmiyor İsmail Hoca. Yani burada biz İsmail Hoca'ya da bir şey söylemiyoruz. Senin sağlık ekibinde sıkıntı var. Senin itmanında sıkıntı var. Bunun başka açıklaması yok. Saydığın hepsi. Şimdi biz sadece sakatları sayıyoruz. Ama sakat olup geri dönüp halen problemli olan Bekao gibi bunların hepsi de adil. sak. Yani Fenerbahçe'nin şey, %90 sakatlı bu sene yumuşak doku. Tamam burada itmanın zemininde bir sıkıntı yoksa tamam mı? Bu itman Yanlış yükleme bu bir. bu olabilir. Yanlış yüklemeden oyuncu kaybedebilirsin. Tamam mı? Ama onu düzelt edebilirsin. Bunu düzeltmiyoruz. Sağlık ekip oyuncuları düzeltip geri vermiyor. Yarım yamalak geri veriyor. Çünkü Fred'in aynı sakalda 3 kişi 3 kere yaşamasının başka hiçbir açıklaması yok. Yani şöyle olur. Fred sağ kasından sakat olur. Orayı korumak için iyileşmiş sol kası sakatlanır. Bu da yaşanabilir. Çünkü yanlış yüklemeden veya yanlış e Dengeden bu olabilir. Ama aynı yere sakatlanıyorsa demek ki burası iyileşmemiş. Hı hı. Şimdi burada ben sormak istiyorum, şampiyonluk mu gitmesi lazım? Veya bugün biz bu maçın 4-2 değil de işte ne bileyim 3-3 mü gitmesi lazım? Bir şeyin devreye girmesi lazım. Doktorun Fener değişmesi ki... için mi diyorsun? Hayır, yani doktorun değişmesi, yani doktorun değişmesi veya hocanın çıkıp şimdi ben şunu anlamıyorum, hocaya soruyoruz, herkes iyi diyor hoca. Öyle açıklıyor, herkes iyi, herkes motive. Abi herkes kim? Ben bugün maç zora girse. Işte girdi de 3-2 oldu. Bir tek Serdar Dursun'u. Şey işte Serdar Dursun golü atmasa. Maç 3-2. 10 dakika titreceğiz. Niye? Senin bu kadar geniş kadronda. Bu kadar ciddi bir kadroda. Biz niye maksimumken minimuma düşüyoruz? Galatasaray minimuma maksimum çıkartıyor. Demek ki onların itmanı. <laughs> sağlık ekibi daha iyi çalışıyor. Yani bu şampiyonluk da sadece ile hoca olmuyor. Ben Basayda iyileşti. Anlatım. Sakatlar iyileşti. Bir şekilde geliyorlar. Ziye oynamaya başladı. E, Bizde gittikçe azalıyor, gittikçe daralıyor. Bugün oyuna girecek Serdar Dursun haricinde hepsi stoper. Veya genç oyuncu. Şimdi soruyorum yine maç 3-2 oldu. Serdar Dursun girdi oyuna. Serdar Dursun girip gol atmasa ne yapacağız? Mecbur defans oyuncusu girdi. Çağlar da girdi. Yani Bilmiyorum buna nasıl çözüm bulacağız. İleriki haftalarda Liverpool çağlarında sakatlığı vardı. Tabii yeni döndü. Donuçinin de sakatlığı vardı. O da yeni döndü. Evet, onlar evet. da yüzde yüz Yani bugün kulübede, kulübede olanlar sakattılar. da kez aynı şekilde. Yani kulübede olanların iki tanesi de sakat bir vaziyetteydi. Bekao da yeni döndü. O ya da... bir abi şunu söyleyeceğim sana. Son dönemlerde öyle bir moda çıktı ki bilmiyorum senin gençlik döneminde ya da senin Serhat abi var mıydı böyle bir şey. Kulüpler taraftarlarından ve medyadan sakatlık saklıyorlar. Ya bunu Galatasaray da yapıyor, Fenerbahçe de yapıyor. Bunu niye yapıyorlar? Sahada şimdi bakıyorsun maça çıkamıyorlar. E nerede diyecekler bu adama değil mi doğal olarak oynamayınca? E sakat. Bunu Galatasaray'da yaptı. Abdülkerim de yaptı. Fenerbahçe de yapıyor. E niye bunu yapıyorlar yani? Niye insanlara bu kadar kapıları kapatmışlar, iletişimden uzaklar? Yani bunun Fenerbahçe'si Galatasaray yok. Hepsi yapıyor. Taraftarından, izleyiciden, işte futbol severden sakatlık gizliyorlar ya ya da iyileşmeyen adamı iyileşmiş gibi gösteriyorlar. Neyin kafasını yaşıyorsunuz siz ya? <laughs> ben de onu anlamıyorum. Yurtdışındaki e, yurt dışındaki hemen hemen bütün kulüplerde kendi internet sitelerinde yazıyorlar biliyorsun. Yani Öyle maç, açıklaması maçla ilgili mesela işte e, bu, bugün şu anda mesela nedir? Arsenal Luton maçı oynanıyor Premier Lig'de. E, maçın preview'üne bakıyorsun. Maçla ilgili detaylı Arsenal'ın internet sitesine giriyorsun. Sitesinde oynadığı maç sayısı, galibiyeti, rakiple ilgili bilgi, analiz kendi sakatları, rakibin sakatları bütün detaylı bir her şekilde şey sanki bir maçın anlatıcısı gibi giriyorsun. Siteye bakıyorsun, her şeyi görebiliyorsun. Bizde hiç öyle bir durum söz konusu değil. Sakat yani oyuncunun aksin. fotoğrafını çekiyorlar, paylaşıyorlar. Hepsi yapıyor bak. <laughs> doğru, ya doğru Herhangi bir takımı işaret etmiyorum. Doğru. Sakat oyuncuyla ilgili idmana çıkarıp yürütüp fotoğrafını çekip içeri sokuyorlar. Yapmayın bunlara. Yani gerek yok abi. Doğru. Arsenal Tottenham demişken bu arada tabii ki bu maça Kral oranlarla oynayanlar herkesten daha fazla kazandı. Kral oranlar nerede? Günlük kazançta sınır olmadan her maçta daha yüksek oranlar ve daha çok kazançta birlikte sadece ve sadece iddia.com'da. canlı bahiste de sizler kral oranları yakalayabilirsiniz. Premier Lig'de biliyorsunuz maç heyecanı yaşanıyor. Şu anda son 30 dakikalara girildi. Arsenal 2-0 önde. Brentford Brighton maçı 0-0. City Aston Villa enteresan 1-1 tam canlı basic bir maç diyebiliriz aslında. İtalya Kupası'nda yarı final var. Almanya Kupası'nda yarı final var. Fiorentina, Atalanta, Bayer Leverkusen, Fortuna, Düsseldorf. Ve yine Fransa Kupası da yarı finalde Paris Saint Germain Ren maçı. Şu anda canlı bahis bültenini görüyorsunuz. Sizler iddia bültenindeki tüm maçlarda daha yüksek oran, daha çok kazanç ve daha çok gelirle birlikte kral oranları yakalayabilirsiniz. Kuponlarınızı iddia.com'da hazırlayın ve günlük sınırsız kazancın keyfini ...çıkartın. Herkes herkese söylesin diyelim. Ve iddiaya da teşekkür ediyoruz. Bakalım açıklamalar gelmiş mi? Tadiç. Tadiç diyor ki... ...kariyerimde bu kadar uzaktan attığım bir gol yoktu. Valla atar atmaz ben de girdim. Hemen anında baktım. Yani Ayaksa... ...veya da Southampton'da attığı kariyeri boyunca... ...var mı diye. Yok. Bu kadar uzun... E, ...bir golünü bulamadım. Çok sık yaşadığım bir şey değil. En önemlisi 3 puan alabilmekti. Güzel bir performans ortaya koyduk. Taraftarlarımızı mutlu etmeyi başardık diyor. Tadiç. Bugün... Ee, aynı zamanda ligdeki 9. golünü attı. 11'de asiste var onu da söyleyelim. Avrupa'da 5 ve Avrupa'da 5 gol 2 asistlik bir performans ortaya koyuyor. Trabzonspor maçıyla alakalı çok fazla değerlendirme yapamadık. Güçlü bir oyun ortaya koyduk. Oraya da futbolumuzu oynamaya kazanmaya gitmiştik. Taraftarlarımızı mutlu etmek istemiştik. Onları da memnun ettiğimizi düşünüyorum. Güzel goller attık. Güzel organizasyonlar çıkardık. Çok fazla geçmişe bakmamak lazım. Son maçta oynadığınız kadar iyisinizdir. Her zaman geleceğe bakmalısınız. Futbol zalim bir oyun çünkü her zaman en iyisini ortaya koymalısınız. Vay şiir yazmış vallahi. <laughs> yazsın <Yapıyorsun> ya. <laughs> Güzel bir edebiyat şey. olmuş yani. Çok, son maçta oynadığınız kadar iyisinizdir. Her zaman geleceğe bakmalısınız ve futbol zalim bir oyun diyor. Güzel. İşte bugün iyilerinden bu de yalnız değil mi? Tabii, işte Tabii. İlk yarıda özellikle sol tarafı tamamen çökertti Ferdi ile beraber. Ve bence maçın en kritik golünü attı. Kesinlikle doğru. Yani orada bir şekilde ee gol attığında bir şekilde izin vermediler Adana Demir'in gelmesine. Yani orada tam Adana Demir öyle kritik golle bence orada biraz maç çözüldü. <laughs> sonuçta yine 3-2'yi buldu bu sefer Serdar Dursun ama şeyin attığı bir de mesafeli gol inanılmaz bir gol. Tamam bireysel hata ama sonuçta o golü atmak da önemli. Arda denedi de olmadı. Direkten de <laughs> Arda'nın da Arda'nın ki hatta biraz daha uzak mesafeden Şöyle, değil mi? Şöyle için bence bilmiyorum katılır mısınız sezon başından beri yaptığı her şey doğru benim kendi şahsi görüşüm. Çünkü bazen şu Fenerbahçe'de kıyas açısından değil de Murat yakın da vardı. Çok beğenilmezdi Murat Yakın. Murat. Hmm. Tadiç beğenilmiyor anlam değildir. ama bence çok inanılmaz Fenerbahçe için yararlı bir oyuncudur. Yani herkes Fenerbahçe'nin istediği oyuncu modeli her zaman böyle Ariel Ortega'dır. Ama Tadiç profil olarak e, başkan da yanlış hatırlamıyorsam başkan değil de başkana söylemişlerdi bir kat, şey e, Mario Branco bir karakter satın aldık diye. Yani aslında sadece bir oyuncu almadık, karakter de aldık dedi. Şimdi bugünkü çok kritik gol, edince konu attığı golü asistini kim yaptı? İrfan Can. Bence İrfan Can değil. Bence Bir önceki pası pasır. Ha. Top top. top, top evet. Şeyi diyorsun, tacı diyorsun. Yet, ta, 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 hızlı taç kullanalım değil mi? Hızlı taç evet. Şimdi Top toplayıcı. Top toplayıcının asisti bence bu. <laughs> Çünkü bunu en başında ilk yaptığı yani Fenerbahçe'ye geldi ilk göze batan hareketi oydu. Hızlı taç. Yani bir şeylere hep kendi tecrübesini yansıtıyordu. Bizde bu eksikti. Yani zaten son 5 senede öyle bir karakter yoktu Fenerbahçe'de. Yani Rossi iyi futbolcu kötü futbolcu bunu tartışıyorduk. Ama karakteri ortaya koyacak. Çünkü kaybedince herkes kayboluyordu ortalıkta. Kazanınca herkes zaten mutlu. Ama burada öyle bir takım var ki. Berabere kaldığında da veya Trabzon'u içeride yenildiğinde de yine ayağa kaldırabilecek bir sonucu var. Ben bunu 5 senedir anlatmaya çalıştım. Ee, bazen takım düştüğünde ayağa kaldıracak hoca belli bir yere kadar kaldır. Ama oyuncular kendi başına da kalkmasını öğrenmesi lazım. Yanındaki abilerle, yanındaki profillerle. Başkanın isteği hep böyle işte genç yaşlı oyuncu abi bu bir anda olacak iş değil. Sen genç oyuncunun arasına tecrübeli koyman lazım ki genç oyuncular da nereye, hangi yöne gideceğini bilsin. Şimdi ben 19 yaşına geldim Fenerbahçe'ye. E, Kenneth Anderson 35'ti. Rüştü abi zaten kaleci. Zoran Mirkoviç geldi. Reviola Rapa işler. Yani baktığında Balic geri kiralandı. Bunların hepsi çok tecrübeli oyuncular. E, e ben de aralarında bu sefer bir şeyler öğrenebildim. Burası yanlış yol, burası doğru yol. E biz hep son 5 senede Rossi'ler, onlar, bunlar işte bütün oyuncular. Bir yol, herkes bir yöne gidiyordu. Dağılıyordu takım. Şimdi fark ediyorsanız. İyi oynamasa da takım dağılmıyor. Bunun tek sebebi İsmail Kartal zaten olamaz. Karakterli takım var burada. Fred'inden için. böyle bir tecrübeli takım. Fenerbahçe en son ne zaman geldi? Bir 10 sene 20 sene geriye sarmamız lazım. Fred'ler e, daha geçen sene daha sıcağı sıcağına şampiyonlar ligi final oyunu dedinecek o. Tad zaten tecrübesi apayrı. E, bu oyuncular bu sefer kim dağılabilir burada? Osteverde de hemen toparlarla. E, ne bileyim Ferdi bir şey olduğunda Osay Samuel Gerçi o sayesinde böyle kimse toparlayamaz. <laughs> Onu da görmüş olduk. Ha? Ona herhalde ters bir şey söyleyemezler. Bu saatten sonra değil mi? King, King söylemiş. King demiş ki... O ile şey... Sakinler aslında baktığında demişler ama... Bulaşmamak da lazım demiş. O sayı çok Kesin. sakin değil. Ben o gün deseydim o sayı ki... O kendi halinde birisiymiş. Sadece bulaşmaman gerekiyormuş. Çok sessiz birisiydi. Ya yani doğum günü <laughs> fotoğrafı var hatırla geçmişte. Ama... Tek başına kutluyor doğum gününü. Böyle pasta üflüyor falan arkadaşım yok benim falan diye bayağı da hatta viral olmuştu sosyal medyada ama o gün ben deseydin ki sahada kavga çıkacak evet. kim İnamaz, kavga ne? etmez deseydin ben derdim ki sana o sayı. Ben şunu merak ben ediyorum. şok oldum görünce. O kavgadan sonra acaba İsmail Hoca halen PlayStation oynamasını yasaktı <laughs> mı? Bence yasaktı mı? Yasak gibi. kelimesini kullanıyor mu? Dün Değilemez gün oynuyordu. oynar e, Oynamaz mı artık? Kral gibi krallar gibi oynar. Şimdi yasak kelimesini o sayı kim kullanacak? İsmail Hoca nasıl kullanacak? Bitti o devir. Bitti o devir canım İrfan Can Eğri Bayat. Trabzon'dan sonra birlikteliğimiz arttı. Hata futbolda var. Dünyanın en iyi kalecileri de hata yapıyor. Önemli olan buna takılı kalmamak. Hata dışında neler yaptığın önemli. Ben oyunda kalmaya çalıştım. Soyunma odasında birlikteliğimizi arttırdık. Kazanacağımızı konuştuk. İki takım içinde güzel maç oldu. Serdar Dursun devre arasında canını sıkma ben girerim ve bir tane atarım dedi. Hataya takılı kalmadan devam etmek önemli. Rahat bir insan olduğum için hataya takılı kalmam sonuna kadar savaşacağız diyor İrfan Can Eğri Bayat. İrfan keşke Fenerbahçe taraftarına da buradan bir e, teşekkür etseydi iyi olurdu. Çünkü şimdi eski Kadıköy'de bu tür hatalarda futbolcu, kaleci sonuçta bu kadar Sitesin baskının olduğu noktada bir uğultu olurdu. Ama o hata yaptıktan sonra İrfan'a inanılmaz bir destek geldi. E, o da bence çok önemliydi yani. Değil evet, mi? Yani. bir an anlatayım onunla ilgili. Bu Livakoviç'te de bağlı bir şey. Şimdi için psikolojisi bozuk. E, kaleciler zaten çok basit insanlar değil. Biraz onlar farklı. Yani benim benim yaşadığım kaleciler öyleydi. Şimdilikler bilmiyorum değiştim ama. Yani ne bileyim mesela maçtan evvel bir gün evvelinden ne bileyim Roland ko fazladan bir friki çalardı ki Hoydonk'un ayağı alışsın diye. Çok hmm. gerek yoktu aslında Hoydonk'un ayağına alışmasına ama sonuçta yine yapar. Bir tane penaltı çaldı. Alakası yok penaltıyla. Niye penaltı kullansın maçta olur diye. Ki kaleci Recep o zaman üçüncü kaleci. Abi direğin yanına takıldı. Kale boş. Boş kale atsın dedi. Bu penaltı haksız. Ya bak dedim Recep. Bu, biz aynı takımdayız. Bu adam yarın penaltı kullanırsa ayağı ne diye yapıyor dedim. Senin, sana karşı yapılan bir hareket değil dedim. bir sade izah ettim. Yok boş kaleye penaltı attı. Şeyi hatırlarsınız. Allah rahmet eylesin. İntihar eden kaleci. Enke. Barcelona'dan geldi. Robert Enke. Evet. Bizim kaleci. Daum. İstanbul Spor içeride 0-3. yanlış İlk maç. evet, i̇lk, evet, i̇lk maç. İlk maç. 3-0 mağlup. Bavulu falan topluyormuş. Davun beni çağırdı. Biraz ikna kabiliyeti de var bende. Dedi ki İngiltere Almanca falan ikna et. Neyi ikna edeceğim dedim. Kaleci ne oldu? Gidiyorum. E tamam. Bir gittim bavulu topluyor. Ne yapıyorsun dedim. Ben dedi bavulu topluyorum kanka ben gidiyorum dedi. E tamam dedim dur ben de bavulu toplayayım ben de gideyim o zaman. Sen niye gidiyorsun dedi. Baba dedim maçı zaten 3-0 kendi evimizde kaybettik. Yani protesto sadece sana edilmedi ki. Ben de dedim ofans oyuncusuyum. Ben de İstanbul Spor'a gol atamadım dedim. Yani tek sorumuz sen. Yok abi. Adam bavul topladı gitti. Evet. Durduramadın. Ve ondan sonra yılın kalecisi seçildi. Mainz'ta yanlış hatırlamıyorsam. Doğru doğru. Almanya'da. Almanya'da yılın kalecisi kaleci seçildi. Yılın yani kaleci seçildi. kaleciler biraz farklı çalışıyor. O yüzden Livakovic'i bir an önce toparlamamız lazım ki sonra toparlanmıyor bunlar. Gitti mesela o kafasında onu kuruyor ya. O, o onun çıkartamıyorsun artık kafasına. O yüzden bir an önce Livakovic ki onunki daha da farklı işte bu hatalı golymiş. Barcelona'dan gelmiş. Ben bu stresi, bu baskıyı, bu uğultuyu ben kabul edemem deyip giden bir kaleci, e şimdi yabancı cisim çenesi parçalanmış, üstüne bir tane sağ çıkış yumruk giymiş kaleci ve milli takım kaleci Hırvatistan'ın önemli bir kaleci dünya çapında. Dünya şampiyonlarına çok ciddi bir e, performans gösteren kaleciyi kaybetmek çok daha kolay. E, İlfan'ın açıklamasına geldiğimde çoğuna katabilirim, birçoğuna da katılmam. Yani ben fazla rahatım diye de sen topu yani kalkıp kafana göre Balotelli'ye veremezsin. Burası da Fenerbahçe yani. Göztepe'de sen bunu yapabilirsin belki ama Fenerbahçe'de bunu yapamaz. Hata başka bir şey. Ama şimdi çok fazla rahat olduğunu söylüyorsun ya işte çok fazla rahatlıktan sen göz önündeki pasatasını yapabilirsin. Çok aşırı rahatlık, aşırı kulluk iyi bir şey değil. Lazım. Volkan'da da bu vardı. Bazen vurdun duymaz olman gerekiyor. Ama çok aşırı cool, her şey bitmiş. En iyisi benim. O da bazen sıkıntı yaratabilir. Bugün çünkü Birkaç tane pozisyonunda kurtarışlarında da sıkıntı vardı. Hı hı. Kurtarmış gibi gözükse de attığı yumruklar kendi kalesine girebilecek yumruklar. Yani topu aslında kaleden uzaklaştıramadı. Offside oldu o buldu ama böyle net kurtarışları yok. Yani tamam şu an az kalecide bir sıkıntı var maçtan dolayı. Sen buradasın ama her zaman da takım senin sırt. Şimdi maçın bir bir olduğunu düşün. Sen böyle bir hata yaptın. Bu sefer ekstra 2 gol atmak lazım. Şimdi bu açıklama neye göre? Oyunun rahatlığına göre. Fenerbahçe 1-1 ama hep 2-1'i buldu. 3-1 oldu, 3-2 oldu, 4-2'yi buldu diye bu açıklama. Şimdi o skorlar hep 1-1, 1-2, şey 2-1 iken 2-2 olsa o zaman bu açıklamayı yapamayacaksın. Ben sana açık konuşayım. Ee, Fenerbahçe'de iletişimde çalışsam İrfan Can kesinlikle flaşa göndermem. Katılıyorum. Yani elimde ne olursa olsun altyapıdan bir oyuncuyu gönderim yine de İrfan'ı göndermem. Çünkü İrfan konuşmayı bilmiyor. Pendik maçıydı değil mi? O pendik, maçıydı, mevzusu. pendik maçıydı. Bugün yaptığı açıklamalar da keza. Dünyanın en iyi kalecileri de yapıyor. İrfan sen dünyanın en iyi kalecisi değilsin orada bir anlaşalım. E yaptığın bu hatalar artık Fenerbahçe'desin. Girizgahta da bahsettim birazcık ama. Ya zaten İrfan'ı tanıyanlar bugünkü hataya şaşırmadı. Tamam belki sert reaksiyonlar göstermiş olabiliriz maçı izlerken ama. Zaten bu İrfan'ın hani diyorlar ya böyle yetenek seti diye. Bu da yetenek setinin içinde olan bir şey bu yani. Yanına pas verip e, o box'tan çıkarken kaybettiği toplar ve akabinde yenilen goller. Bunu burada yapamaz. Dünyanın en iyi kalecisi de hata yaptığında dünyanın en iyi kalecileri hata yapıyor diye açıklama da yapmıyorlar. İşte ya konuşmasın diye. Yani mesela Casillas, İlaç iyi kalecilerinden bir tanesidir, bir tanesidir. Ben onun açıklamasını hatırlamıyorum. Belki sen hatırlıyorsundur. Ama ben hatırlamıyorum mesela abi. Var mı öyle bir şey yani şimdi hata yapıyor. Tam hata Rüştü abi. Benim o da arkadaşım Rüştü abi. Yani ben Rüştü abi'ye şunu söyledim abi dedim ben zaten Çocukluğumdan beri hasta fenerliyim. Senin hatalarına büyüdüm. O da arkadaş hala hata yapıyorsun dedim ben mesela. <laughs> Yanlışta bir şey yok bunda. Ama Rüştü <laughs> abi mesela çıkıp dünyanın en iyi kalecileri hata yapıyor demedi. Barcelona'ya giden milli takımın çok önemli. Belki Türk yani bence Türkiye'nin en iyi kalecilerinden bir tanesi de tartışmasız. Onda bile yani kulkene bile hata yaptığında. Yani şimdi sen ne kadar cool bir insan olsan da şurada hepimiz cooluz değil mi mesela üçümüz. Bir hata yapsak burada yayında. Rahatsız oluruz abi. Bu sadece kale... Işte o kadar stadın önünde... Sen o açıklama... cool gelse de öyle bir şey yok aslında. Yani böyle bir röportaj... Bir... Eğer olacaksa ben çıkıp şunu söylerim yani... Öz, öncelikle taraftarlarımızdan da... Takım arkadaşlarımdan da hatta özür diliyorum... Yapmamam gereken bir sıfırdı... Belki sonradan kopabilirdi maç... Ama 1-1'e bir geldi... Oyunumuzu da etkiledi... Skoru da etkiledi ama... O esnada hem takım arkadaşlarıma... Hem yedek kulübesine... Ama özellikle de Fenerbahçe taraftarına... Bana verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum... O hatayı unutmamı, bir an önce unutmamı da o destek zaten sağladı. İkinci yarıda da bazı kurtarışlarım da oldu. Kazandık. Çok iyiyiz. Son 7 maçta da tek hedefimiz var. Hepsini kazanmak, şampiyon olmak. Herkese teşekkür ediyoruz der. Mevzuyu bitiririm. Yani Ben kaleci olsam böyle bir açıklama yaparım. Şimdi dört gün bitmiş bir maçtan sonra böyle bir açıklama yapıyorsun ama... Bir puan kaybında oraya çıkma ihtimalin olmazdı zaten. Çünkü şu anda herkes o zaman maç bir bir bitse... Herkes... E, İrfan'ın yapmış olduğu hatayı konuşurdu. İsmail Hoca niye Livakovic oynatmıyordu İrfan'ı oynatıyor diye konuşurdu. Yani e, o yüzden Pendik maçı da hatırladım. Maç öncesindeki ya konuşması. Olacak iş değil canım. Maç 3-0 biter. Hatta golleri de İrfan atar, Tadiç atar, Ceko atar falan öyle bir şey mi? Bir, bir, Aynen öyle. Bir, bir gol, falan, değil mi? Öyle bir yani şey. Atacak bir, bir, gol isimlerini söylemişti. Isimleri, skoru ben vermişti. Yani, yani, skoru söylemişti. Evet. E, günün sonunda bambaşka bir şey oldu. Bu arada İsmail Hoca e, açıklama yapıyor... ...İsmail Hoca'nın açıklamalarında... ...maça çok iyi hazırlandık... ...cami olarak bir bütün olduk... ...sezonun en iyi ilk 25-30 dakikasını oynadık... o ...net gol pozisyonları bulduk... ...ilk yarı önde bitirmek isterken... ...basit hatadan devre bir bir bitti, bitti... ...oyuncularla konuştuk... ...oyunu ele aldık... ...kazanmamız gerektiğini onlara söyledik... ...iyi futbol oynadık... ...iyi mücadele ettik... ...farklı şekilde kazandık... ...muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına armağan olsun... Livakovic'in yerine neden İrfan oynattınız diye sormuşlar hocaya. İsmail Kartal diyor ki ilk 11'de kimler var? Yedek kulübesinde kimler var? İyi baktınız mı? Bu soruyu bana soruyorsunuz ama iyi baktınız mı oraya? Kaç tane Türk vardı yedek kulübesinde? İki tane. Serdar Dursun ve Çağlar Söyüncü vardı. Diğerleri genç çocuklar. Sağda 3 Türk oyuncuya bir şey olsa yerlerine sokacağımız Türk oyuncu yok. Sakatlık değişiklik olmasına yönelik elimizin rahat olması için İrfan oynattık. Futbolda hata da olabilir. Hatasını da telafi etti. Çok iyi oynadık biz. İki top direkten döndü çok farklı da maç bitebilirdi. Hoca bu soruya biraz kızmış. Bu soruyu bana soruyorsunuz ama iyi baktınız mı oraya kaç tane Türk vardı yedek kulübesinde diye? Furkan vardı, Çağlar vardı, Yusuf sebep vardı, Zeki vardı, Efekan vardı, Serdar vardı, Çağrı vardı. Yani yabancı olarak Livačović, Beko ve Bonucci. Ya yabancı sadece ıkla yabancı olmuyor yani. Oradaki çoğu oyuncu da genç oyuncu yani. Onlar da baktığında yabancı gibi duruyor. Çünkü oyuna sokabileceğin tarzda oyuncu değil. Şampiyonluk yarışındasın. Yani sezon ortasında evin 5. dördüncü şampiyonluk yarışından kopmuş olabilirsin. O zaman bu olabilir ama yani kadronun bu hale gelmesini çok şaşırıyorum. Çünkü bence Fenerbahçe'nin kadro yapısı Galatasaray'dan da Beşiktaş'tan da Trabzon'dan da bütün herkesten daha derin. Doğru değil mi? Yani yedek kulübesi kadro derinliği şu an açık arayın güçlü Fenerbahçe'de şu an değil tabii ya sezon başında baktığımızda Şimdi Galatasaray çok ciddi problem yaşadı Zaha'lar Ziye'ler hiçbirisinden faydalanamadı günün sonunda yine götüren Torreira e, Mertens Icardi oldu bir şekilde yanını doldurarak ama asıl ciddi transferlerden hangisinden verim aldı? Vinicius'u aldılar yok Zaha bir var bir yok Ziye komple yok şey Endombele, Endombele hiç yok. E, Davinçon Sanchez bile bence ki en olumlu transferiydi. O da yok şu an. Oraya. Nerede? Yani mesela. Tamam sol bek ben Almanya'dan da takip ediyorum. Defansı kötü olsa da ofansı iyi ama şimdi Galatasaray bir şekilde buraya götürüyor. Bizim oyuncuların sakatlık problemi var. Bunu çözmemiz lazım hocam. Sen sinirlenme. Bir sıkıntı yok. Sakin ol. Soru sorabilirler ama sen oyunculara ne oldu? Biz niye bu kadroyla 13 gün ara vardı şimdi şey hoca demiyor mu Avrupa maçı oluyor şu oluyor işte maç ertelensin yüklenme oluyor doğru mu? Evet. Şimdi hiçbir yüklenme yok milli takım arası var bir geldik takımın yarısı yok bir takımın yarısı yok derken İsmail Yüksek'le Fred mı? biz zaten sıkıntı yaşıyoruz İkisini de artık kaybettik tamam gelecekler geri ama yani e, diken üstüne gidiyoruz aslında biz gerçekten böyle ekstra performanslar ortaya çıkıyor Tad için bugün ekstra golü bence çok iyi değildi bugün çok top ezdi çok e, gol pozisyondan yararlanamadı ama Ceko'nun ekstra bir golü vardı birebir bu yaşta alıp o topu birebir gidip iyi bir plaseyle kritik bir gol baktığımda hep öyle bugün sahanın bence en iyilerinden bir tanesi Şimanski'ydi gol, go, golle buluşamadı ama yani hep ekstra performanslar var baktığında aslında taktik anlamında Fenerbahçe mat etmedi bence Adana Demir'i oyuncular bireysel anlamda mat ediyor Şimdi bu her zaman olmayabilir. O yüzden böyle bir kavram varsa herkes hazır olması lazım. Ya enteresan bilmiyorum. Yani bu soruya neden sorunun soruluş şekli nasıldı bilmiyorum tabii. Aslında yani bazen okuduğunuzda, izlediğinizde Hı. o esnadaki duygular başka bir şey olabiliyor ama e, şimdi sahada 3 tane Türk oyuncuya bir şey olsa yerlerine sokacağımız Türk oyuncu yok şeklinde bir cevap vermiş hoca. Yedek kulübesine baktınız mı diye. Yani eğer öyle bir düşünce olursa o zaman bütün maçları gözden geçirmek Hı. gerekir zaten. Yani sahada 3 tane şimdi ilk 11'de 4 tane yerli oyuncu vardı. İrfan Mert Ferdi ve İrfan Can Kahveci. Sonuçta bilmiyorum belki cevap vermek istemedi. Ya da en son Avrupa maçında da İrfan vardı kalede. Lig maçında da orada iyi bir performans ortaya koymuştu. Burada da değerlendirmek istedik diyebilir. Hatadan dolayı bir soru İrfan kritik bir hata yaptı Hatadan dolayı bu soru eğer ilk giriş böyleyse... ...hoca belki bu anlamda böyle bir reaksiyon vermiş olabilir. Ama Livakovic'in neden kaldı, yedek kulübesinde kaldığı sorulmazsa bence sıkıntı. Ben olsam ben de sorarım. Neden? Livakovic? çünkü bu takımın ilk 11 oyuncusu. Hı -hı. As oyuncusu. Sezon boyunca evet. sürekli oynayan oyuncusu. da zaman zaman değişmeli. Bu soru gayet sorulabilir tabii ki. ya Böyle bir reaksiyon verilmesi bence... Bilmiyorum ama dediğim gibi bir kez daha vurguluyorum sor, sorulu şekli nasıl onu izlemek lazım. Bir de şöyle 8 artı 3'den den vurmuş oradaki sıkıntıdan evet, evet, evet. sebep İrfan'ın oyununu söylemiş ama burada zaten bir problem varsa Ljivakovic'i oynattığın takdirde o 11'de osterbolde oynatmazsın. Çağlar'ı oynatırsın. Sebep değil ki. Ljivakovic <laughs> yabancıların önem sıralamasını yazsan şu 11'in içinde ilk üçe girer. Yani İrfan'ı çıkar oradan. Libokovic koy. Ben burada Ciku derim. Şimanski derim. Tadiç derim. Hadi dördüncü sıra. ilk dört olsun. Karasta. Bilmiyorum yani niye oynatmadı. ben İsmail Hoca'nın şöyle bir sıkıntısı da var. Olumsuz soruyu kabul etmiyor. Olumsuz veya onu rahatsız edecek bir soruya cevap vermiyor. Veya düzgün cevap vermiyor. Vermesi lazım. Mesela o altı tane. Olabilir abi. Her şeyi kazanamazsın ki sen. E tamam o zaman niye basit toplantısına çıkmıyorsun? Soru sorulmuş bir gün Nasıl sor yani kötü de sorulmuş olabilir o zaman sen de ona onu mat edecek bir şekilde cevap verebilirsin. İsmail Hoca sıfır hatayla şey yapıyor istemiyor. Bak dikkat edin bundan evvel sadece Fenerbahçe performansına değil daha önceki şey olumsuz bir şeyi asla kabul etmiyor. Onun için her şey olumlu ama öyle bir dünya yok zaten. Yani sen maçta kaybedebilirsin. Oyuncu değişiklikte hata, hata da yapabilirsin. Olabilir değil mi? Yani Mustafa Deniz'e Beşiktaş maçında hükmen mağlup olduk. Yani evet. yabancı fazladan oyun aldık diye. Doğru değil mi? Doğru doğru. Hatırlıyorsun ne değil mi tabii de maçı? Tabii hükmen miyim? mağlup olduk. İsmail, tabii. şey, bir şey, Mustafa Hoca şok oldu. Yanında Nurettin Yıldız'la Oğuz Çetin vardı. Bir ekip hatası oldu. Fazladan bir yabancı oyuncu. Bunlar var abi. Ama bunlara sen cevap vermiyorsan. Bunlarda eğer sen bunlarla yüzleş, yüzleşmiyorsan o zaman sıkıntı. Şimdi diyorsun ki bir taraftan ben niye övülmüyorum, ben taşları yerinden oturuyorum, ben işte şunu... E tamam o zaman bunları da bir şeylerde eksik görüldüğünde de, bu kadar oyuncu niye sakatlık olduğunda da soru yöneltildiğinde de ona cevap ver. Yanlış yükleme yaptık de veya işte bir çift itman yaptım orada e, oyuncular yorgundu ben bir hata yaptım de. Bence bu taraftarı daha çok hoşuna gider veya daha olgunlukla karşılar Fenerbahçe taraftarı. Ben öyle düşünüyorum. Sosyal ya ben medya, öyle karşılarım. Sosyal medyaya malzeme vermek istiyorum. Hatasını ya. kabul eden bir insan benim kapım her zaman açıktır. Tartışmaya açımdır. Ama her şey süpermiş. Her şeyi dört dörtlük yapıyorum. Benim sıfır hatam var diyen adam benim kafam her zaman soru işaretidir. İsme takılmayın. Bir sıkıntı vardır yani orada öyle bir şey olabilir mi? İnsan zaten yani bizim hayata gelmemizle birlikte bu yaşımıza hataya programlı şeyiz biz. Abi <laughs> ya. varız yani Sen... biz düzeltmek için varız değil mi? Hatayı için yaparsın düzeltmek için. Ama hatayı kabul etmiyorsan orada bir problem var. Düzeltemeyiz. E, hatırla sakatlarla ilgili olarak hoca bizim sakatlarımız adale sakatlığı değil diye soruya sinirlenmişti. Arkadaşlar bizim sakatlıklarımız hiç baktınız mı? Hepsi e, darbe sakatlığı dedi. O günden sonra Fenerbahçe'de hep adale sakatlığı olmaya başladı. Ya bunun ayıbı yok ki abi. Tabii ki adale sakatlığı, evet, sakatlığı da olabilir. Evet, adale sakatlığı da olabilir. Ee, Adana Demirspor maçından sonra Trabzon ve Adana Demir iki e, maçtaki puan kaybından sonra hoca Fred'in e, ve aynı zamanda bir oyuncu daha vardı. Yetişi... Ciku Ciku muydu? Yetişebilme ihtimali. Hangi... ben... İki buçuk ay önce mi diyorsun? Evet evet. İlk, sezon ilk yarısındaki hatırlarsanız. hatırlarsan. Evet evet. Hoca çıktı ya dedi ki ikisinin belki yetişme ihtimali var diye. Bekado ya Bekado ya beka Stoper diye hatırlıyorum. Evet yani ha? öyle bir durum söz konusuydu. Ya bir, bir buçuk ay geçti. Hiçbir şekilde oynayamadılar. Yani sonrasında tekrar benzer bir durum olduğunda hatta herkes şeyi doktorlara reaksiyon gösterdi. Ertuğrul Karanlar reaksiyon gösterdi. Sonraki basın toplantısında bu kez doktorumuzla sürekli iletişim halindeyiz. Onlar işini çok iyi yapıyorlar falan demeye. Olabilir abi hata da yapılabilir. Dediğin gibi oyuncu değişikliği hatası yaparsın. Şimdi soru sorulmayanın önüne geçme durumu varsa orada bir dakika duracağız abi. Oraya sakatlığı nasıl olacağız. gizleyebilirsin, Ersin ha? abi, Serhat abi, sakatlığı nasıl gizleyebilirsin? Tamam, burada sorduğumuz zaman belki profesyoneller şöyle bir cevap verebilir. Taraflar zaten ve doktoru şu anda sosyal medya işte her sakatlıkta linç ediyor, doğru mu? Doğru. Her olayda Ertuğrul Karanlık başlık oluyor. Evet. Onu korumaya aldık veya onu koruyoruz diyebilirler. Problem yok. Sakatlıklar ondan kaynaklı da olmuyor diyebilirler. Ne koruyoruz mesela? Niye koruyoruz? Bir, onu söyleyeceğim. İkincisi de İsmail Hoca da eleştirdi hatırlarsan bir basın toplantısında. Evet. Dok Sağlık heyeti hazır dedi dedi. Hı. Olmadı dedi. Evet. Ne değişti? Hiçbir şey. Üstüne dört tane daha sakatlık verdik. Aynen öyle. Sakatlık verdik. Aynen o o öyle. zaman burada problem var. O zaman ben de İsmail Hoca'ya soru yönlendiririm tabii ki hocam dedim. Burada bir sıkıntı var. Yani biz doktoru niye koruyoruz? Bizim korumamız gereken futbolcular. Çünkü çok karakterli ve iyi giden bir Fenerbahçe kadrosu var. Ben onları korumak zorundayım. Bana ne abi doktordan? Doktor eğer iyi yapamıyorsa işini e, e, yanlış ameliyat ediyorsa ve yanlış rapor veriyorsa ve Almanya dedim mesela çorap takmışlar bir tane hastaya menüsküs ameliyatı geçecek sağ yanına çorap takmışlar sol ameliyat etmiş. Adam çıkmış tekerlekli sandalye şimdi ben burada doktoru korursam o zaman bende de sıkıntı var. Olabilir abi insanlar hatayı bilir. Hatayı ama konuşarak çözeriz. Şimdi İsmail Hoca şunu söylemesi lazım. Bu kadar oyuncu 13 gün milli takım arasında nasıl sakatlandı? Zaten çoğu milli takımda. Livakovic dahil yabancılar doğru mu? Hı hı. E, hepsi milli takımına gitti. Tadici işte kendi milli takımımız oyuncuları. Abi nerede oyuncular? Şampiyonluk yarışı devam ediyor. Dün kongre var. Ferdi'nin kongrede ne işi var? Yani maçı var bugün. Biz komple saldık mı? Yoksa öyle Rolante de oynuyoruz mu? Yani şu geliyor benim aklıma ve bu beni çok üzülerek söylüyorum. Beni çok rahatsız ediyor. Yani Allah korusun biz bir gün maçı kaybetseydik ya Trabzon maçı mı diyecektik? Bence onu kapatmamız lazım artık. Fenerbahçe şampiyonla oynuyor mu oynamıyor mu? Bana bunu bilirsin net cevabını verebiliyor mu? Bu önemli bir için. Fenerbahçe şampiyonluk yarışındaysa o zaman hiçbir oyuncunun kongrede başkan arkasından yürümesine gerek yok abi. Orası kongre yönetimin içidir. Oradaki kongre üyelerinin işidir. Orada bir dava vardı Hı. onlar halleder. Ferdi'nin maçı var. Ferdi'nin ne işi var kongrede? Hadi diyelim Mert Hakan'la şey aldın onlar sakat veya cezalı. Abi yani ben onu da anlamış değilim. Şimdi belki size bu konuşma garip gelecek ama veya seyircilere ama bu böyledir yani. Şimdi orada Samandır'da olan öbürki futbolcular diyecek ki Ceko diyecek ki mesela Ferdi'nin ne işi var? Ferdi'nin yarın maçı yok mu? Biz yarın Adana maçını kazanmaya mı çıkacağız? Hangi psikolojiye çıkacağız? Bunlar çok önemli. Hep kongreyi, hep başkan konuşuyoruz, yönetimi konuş konuşuyoruz. Ama asıl konuşması gereken oyuncu psikoloji. Çünkü başkan şampiyon yapamaz. Başkan şampiyon yapmak için yardımcı olabilir. Ama işi bitirecek İsmail Kartal şampiyon yapamaz. Yapmak için maksimum verebileceği bir hocanın yüzde yirmi yüzde Eğer ki Pep Guardiola değilsen. İşi yine bitirecek sahadaki oyuncular. E bırakın abi o zaman onların işini düzgün yapsın. E onlara da müsaade vermiyoruz. Hepsi sakatlanıyor. Veya kongrede peşinden gidiyor başkanın. Ben soruyorum kim çağırdı abi? Kongre'de dün ben oyuncuları gördüm de tüylerim diken diken oldu. O, o gün kongre gününde Galatasaray maçı var. Direkt rakibin. Ertesi gün senin çok kritik bir maçın var bugün için Adana Demir maçı. Oyuncuların kongrede ne işi var? İşte hiç kimse konuşmuyor bunu. Hiçbir yerde yazılmıyor. Skandaldır bu mesela. Ya bugün de mesela ben şey... Ha çekiliyorsan şey... tamam. Evet. Giderler artık çekiliyoruz biz evet. derler bıraktık biz derler. E ama bir gün oynuyoruz. Yani evet. yenilince mi biz Trabzon olayına geri döneceğiz ve hep geriye döneceğiz. O zaman zaten bu psikolojiye şampiyon olamazsın. Benim için en iyi cevap ne biliyor musun abi? Süper Kupayı da alacaksın. Galatasaray'da Galatasaray'da ineceksin. Şampiyon olacaksın abi. Bu herkese verilecek en büyük cezadır bence. Ben böyle düşünüyorum. Ben böyle besleniyorum veya beni böyle yetiştir Fenerbahçe. Eğer bu değiştiyse zaman içinde o zaman yapacak bir şey yok. Çünkü kupaya gidip Galatasaray'a veren süper kupaya bu zaten Galatasaray'a bir iyiliktir. Sen bunu o kupaya veriyorsan bak şimdi aldın diyelim Çıktın maça. 10 numarada maç çıkardın. Süper Kupayı aldın. İki puan geride Galatasaray'a gidiyorsun Sence kim avantajlı? Fenerbahçe. Fenerbahçe her türlü ortak bu işe. Evet. Doğru mudur? Ama sen Süper Kupayı o 19'da Galatasaray'ın eline verirsen iki puan geride gittiğinde kim daha avantajlı? Galatasaray. Tamam. Bunun için taktik deyası Mourinho Guardiola olmamıza gerek yok. Bir de şunu söyle. yani sokaktaki normal bir vatandaşa sorsan aynı şey söyleyecek sana. Motivasyondur. Sen oyuncuların motivasyonu bu kadar yüksek yani bu hamleyle oyuncuların motivasyonu alma bari. Bırak çıksınlar. Ben %100 eminim. Fenerbahçe'deki 25 futbolcuya hepimiz gidip teker teker soralım. Hepsi der ki biz Galatasaray'ı parçalamak istiyoruz derler. Aynı şekilde Galatasaray'da onu söyler. Yani şeye takılmayalım. Hepsi çıkıp oynamak ister. Çıkmak öyle değil mi baba? Ta, Sen tabi yıllarca tabi bu abi. işleri sunuyorsun. Tabii canım. Burada ya, yıllarca kaç tane maç sunmuş abi. Oyuncu motivasyondan mesele. Ben bu süper kupayı alacağım. Kaç tane süper kupa tabi var canım. zaten? Ceko'da tabii işte e, Fred'de hepsi sorguluyor. Vazgeçerler yani. mi? Tabii. Ya adamlar sezon başına zaten 47, 48, 50 maç oynamış olan oyuncular yani. Buraya niçin geldiler bunlar? Bunun için geldiler tabii ki canım. Adam kariyerinde Fenerbahçe'de süper kupayı almış. Eee... Konferans ligini almış. Almış. Gitmiş. Şampiyon ıı, olmuş. E, Galatasaray'ı deplasmanda yenmiş. Şampiyon olmuş. Kupayı kaldırmış orada. İlk sezonunda gelmiş. Hattrick yapmış abi kupa Üç olarak. Doğru mu? Bir de şöyle. Şey. bir bunun yazması var. <laughs> evet. Bir de e, sezon bittikten sonra... Ee, Sarayova'ya gittikten sonra Hı -hı. oradaki arkadaşlarıyla, akrabalarıyla konuşurken ya baba siz Süper Kupa'ya niye gitmediniz? Galatasaray'a böyle böyle bir karar aldın. Ne alaka falan filan demezler mi abi? Ta işte kendi ülkesine gittiğinde Sırbistan'a gittiğinde öyle değil mi? Ya yani böyle bir muhabbet ama aksi, tam tersine düşünelim. Senin dediğin gibi ben bundan besleniyorum dedin ya. Evet. E, Fenerbahçe taraftarı da ondan besleniyor işte. Budur yani. Evet, öyle besleniyor zaten. De o şu... da ister gidip Galatasaray'ı, Şanlıurfa'da, orada, burada Türkiye'nin neresinde olursa olsun yenmek ister. Zaten bugünkü sosyal medyaya da dünden beri baktığında taraftarın hiçbirisi Fenerbahçe yönetim kurulunun almış olduğu karardan memnun değil kongrede ne dediler abi? U19'da çıkacağız diye başkan bunu söylediğinde bütün tribünler hayır hayır diye bağırdı. Bağırdı. Tepki e. gösterdi. E, e madem U19'da çıkılacaktı niye dün kongre yapıldı? 30 bin kişi oraya toplandı. Madem 30 bin kişi toplandı kongrede toplananların tamamı U19'da çıkmayalım kupayı da vermeyelim düşüncesi. Komple çıkmayalım diyorlardı. Hani yalınacak bir karar varsa. E dün kongrede öyle bir ortam varken öyle bir hava varken bugün çıktın maçtan önce U19'da çıkacağız diye açıklama yaptın. E sonra bu plan gizli dedin. Kimse bilmeyecek dedin. Sonra dediler ki U19 fark yerse ne olacak? Böyle de birçok konuşma var. Tabii. Taraftar da bunu soruyor. Evet. E çıkıp Dün ben de söyledim burada yayında. Rezil olmak da var. Sorun rezil olmak da var. E böylesine bir sezonda <laughs> ezeli rakibin dediğin Galatasaray'a rezil olacaksın bir de. Yani hani öyle normal sıradan bir rakibe de değil. Belki de şampiyonluk yolundaki senin mental anlamda yerle eksan edecek. Etkileyecek, doğrudan etkileyecek. E U19'a gidecek çocukları sorduklarında da Maç normal bir maç olmayacak. 90 dakika oynanmayacak. E ben söyleyeyim ne olacağını. Sahaya çıkacaklar, protesto yapacaklar. Sonra maç bitecek, geri dönecekler. Ya buna ne gerek var Ersin abi? Gitmeyin hiç o zaman. Ya Gitmiyoruz ]uz. deyin. Tamam böyle bir karar aldım. Dünyanın en saçma kararı diyelim. O zaman kongreyi toplayın Serhat al, abi. A, tamam aldın diyelim değil mi? Ben başka bir şey anlatıyorum. Fenerbahçe şu an şampiyonluk yani hocasının açıklaması. İsmail Hoca ne diyor? Bir 8'de 8 yapıp şampiyon olacağız diyor. Doğru mu? Şimdi bu arkadaş Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik gizli bir açıklamayı tamam mı? Gizli tutulması gereken bir açıklamayı bir strateji yapmışındır. Doğrudur yanlış onu sonra tartışırız. Baba bugün maç var Adana Demir maçı var. Yani senin şampiyonluğu etkileyecek direkt bir maç mı bu? Bugün niye böyle bir açıklama yapıyorsun ya? Bana ne abi Süper Kupa'dan? Şu an benim Adana Demir maçı var. Bu adamlar Erol Bilecik işte başkan yanındaki bütün hepsi bunlar futbola çok uzak insanlar. Bunlar bir şeyi tamam mı kendi 6 senelik başarısızlığını Öfmez etmek için veya atıyorum e, tampon yapmak için saçma sapan şeyler yapıyorlar. Abi yapın da oyuncuları bir salın abi bugün bir, bir Adana Demir maçını oynayalım. Yarın açıklasa ölürler mi? Yarın açıklasa mesela. Yarın dese ki biz o maça gideceğiz. İşte proteste edeceğiz veya 90 dakika oynamayacağız. Yarın. Ben sen bir şey söyleyeyim. Ya da söyleyeyim mi? maç bitti şimdi. Şimdi. Çıktı Erol Maçtan Bey, önce maç açıklıyorsun. Çıktı. Şimdi ben Tadiş ne diyordur biliyor musun? Abi böyle yapıyordu Tadiş ya. Ne diyor bu? Ne oluyor diyor durdu yani. Çünkü bu adamlar sosyal medya. Ya bizim zamanımızda sosyal medya yoktu. Bir tane köşe yazısında oyuncular ismini vermeyeyim. Köşe yazı yasa, yazarın arıyordu ya benim hakkımda böyle ne yazın diye. Bak sosyal medya yok. Köşe yazarı benim hakkımda niye hatanı falan çift futbolcu arıyordu köşe yazarını. Ben gazete okumuyordum. Benim onda değildi. Sağ olsun Almanya altyapısı. Benim onda değil abi. Ben kendi işime bakıyorum. Gazetecinin yaptı beni yazdı beni ilgilendirmiyor ki. Ben kendi performansıma bakarım. Ben zaten iyiysem da hocam beni oynatmaz. Ben daha iyi olmaya çalışırım. Ama sosyal medyanın bu kadar aktif olduğu bir bir, bir dönemin içinde sen bugünkü Adana Demir maçından evvel ne süper kupayı açıklıyorsun abi ne yapacağını? Doğru değil mi? Tartışması, bu oyuncuyu direkt etkiler mi? Bence e, etkiler. etkiler. Etkiler tabii abi. Otobüste onu konuşur. Onu konuşur. Biz Aa, yani böyle böyle bizim süper yöneyim. kupa hafta sonu veya işte ne bileyim bizim arada Olympiakos maçı var veya ne bileyim Sonrasında bunları konuşuyoruz Biz bugün maça gidiyoruz bir kere. Yani ben kendimden biliyorum. Maça gidiyorum. Üçlü abi o da arkadaşım. Çıkıyorduk. Otobüse biniyorduk. Full konsantre. Otobüste çit yok derken şöyle. Başka bir konuyla ilgili asla bir şey olamaz. Hiçbir hocada. Mustafa Denizli, Daum, Oğuz Çetin kim çalıştıysam. Odak odur. Müziğini dinlersin o ayrı. Herkes kendi motive olur ya. Ama Samandıra'dan Kadıköy'e geçen yolda hiçbir şey giremez abi futbolcuyla o konsantrasyon arasında. Düşünsene abi şimdi böyle bir açıklama geliyor yönetimde. Süper kupayı belki oyuncunun bundan haberi de yok. İşte öyle bir enteresan olay da var. O 19'lu kararı şimdi onlar vermiş ya. Ben sanmıyorum Samanda da böyle bir toplantı yapıldığını. Şimdi bir de o tartışılacak. O Ceko diyecek ki biz niye çıkmıyoruz abi? Biz Galatasaray'a bu kupayı niye vermiyoruz? derlerse ben bu işi bırakırım. Bak o kadar da açık konuşuyorum. Bu tarz oyuncular geçen sene şampiyonlarla güvfin oynamış Tadiş gibi yüksek profiller karakter anlamında biz bu oyuncu biz hiçbir şey çıkmayalım der ya ben Galatasaray maçından ben Galatasaray yemek istiyorum abi çünkü şampiyonluk bence Süper Kubadan geçiyor onlar iki puan önde olduğu için sen burada onları yenersen Süper Kubayı kaldırırsan bu sefer oraya giden Fenerbahçe düşünsene bu kadroyla... zaten maçı bir sıfır galip çıkacak büyük problem evet bu arada Süper chat. Anıhan ceviz Teşekkür ediyoruz. Ee, Birçok süresiz Fenerbahçe ne kadar keyif veriyorsa. Berkay'sı Serhat da o kadar keyif veriyor demiş. Evindeyse getirin <laughs> Konuyu... çabuk yayın bitene kadar demiş. Ee, bir tane daha atmış. Serhat Akar'a destek fakat Berkay'ın eksikliği çok hissediliyor. Lütfen Berkay'ı getirin. Anıhan bir tane daha atmış. Arkadaşlar sabaha kadar chat mi alayım? Getirin Berkay'ı bırak şimdi İrfan Can Ali hal olur. Bir yayın keyfimiz var. <laughs> daha... ilgili bir kısa bir Ve... Berkay'a bir... çok soruyorsunuz. Dün de söyledik aslında. Dün ilk yayınımızı yapmıştık. Berkay da bu arada bizimle birlikte ama bir kez daha hatırlatalım ama Serhat'a sözü bırakayım evet. ben. Abi nerede Berkay? Berkay'ın <laughs> e, arka delisi <laughs> tekrardan nüks <nüksetti. gülüyor> Bu aramızda olacak. Şimdi şöyle e, kısa bir şey yapalım. Gurme Spor'daydık. Zaten spor işlerle en az bir 3-4 hem sen Murat Zorlu'yla görüşmemiz oldu. Biz Gurme Spor'u kurduk. Ee, çok kolay değil yani. Şimdi buraya baktığımızda burası Şampiyonlar Ligi. Biz konfer... Estağfurullah. Canım. Konfer... Olabilir mi? Yok öyle. Öyle o, o civarda. Şimdi baktığımızda biz bir yola girdik. Benim çok rahatsız olduğum şey şu. Onun için açıklama getirmem lazım. Yani benim adamlığımı sorgulayacak bir olay yok burada. Çünkü ben zaten çok fazla adam olduğum için hayatımı boyunca kaybettim. Ama ben hayatımda zaten kimseyi yarı yolda bırakmadım ama bununla ilgili de bir şey yapmam lazım. Biz zaten bir yola çıktık. E Ersin abi de zaten kendi dün açıkladı. Şimdi biz yarı sezonda buraya geldik çünkü orada zorluklar içinde yani şimdi orada bir sürü insana maaş veriyorsun iş dönmüyor ben bir buçuk sene para kazanmadım. E Berkay evlenecek madem Berkay soruyorlar onunla da de anlatayım Berkay evlenecek e Berkay para kazanamıyor. Şimdi burada bir şey olması lazım ki bir fedakarlık yaptık biz de spor sosyalde bize kapılarını açtı. Zaten abi kardeştik. Ee, burada bize kapı açtığı için biz de böyle bir karar aldık. E buranın zaten biz yarı sezonda transfer olduk. Şimdi buranın ana, ana moderatörü Ersin abi. Berkay'la bizim Kadıköy boğası devam edecek. Gurme spor ama bunlarla ilgili bir müsaade vermeden benim adamlığım sorguladığı için çok üzüldüm. Şimdi burada benim adamlığım sorgulayacak bir şey yok. Ben zaten çok fazla adamlık yaptığım için ço çoğu zaman işte boşta kaldım hayatımda. Ama... Yarı yolda hiç kimseyi bırakmadım. Buraya gelirken de yaz da burada o da kendi ifade edebilir kendinden önce dedim ki. Ben de konuşayım mı biraz? Önce dedim Berkayla şey yani şu duygusal bir süreç cevap vermek istemedim. Berkay da ya. ya. benim yerimde nerede? Devam Kimi zaman benim yerimde, Berkay'ı da göreceksiniz arkadaşlar. Abi yani... sadece orda, olay Berkay değil buradaki olay ne biliyor musun abi? Buradaki olay şu ben hayatım boyunca hiçbir zaman kendim için bir karar vermedim. Şimdi benim tabii, buraya tabii, kendi tabii. başıma gelseydim ben belki buraya daha güçlü gelirdim doğru mu ama ben ne dedim Gurme Spor duygusal anlamda benim için çok büyük bir bağdır dedim. Ama şimdi oradaki çocukları aç bırakmaktansa e, onlara da bir yol açmak önemli. Berkay evlenecek, onun da ihtiyacı var. E, ben bir buçuk senedir kendi çocuklarım için uğraşıyorum. Yapamadım çok fazla fedakarlık yaptım. Yani ben sen süreci hatırlıyorsun benim gurme spordaki yaptığım bir buçuk sene bence hiç kimse yapmamıştır yani. Hiçbir yerde hiçbir platformda. Ben de birkaç bir şey söyleyeceğim izninizle. Buyur. Ee, şimdi net ve açık konuşmakta fayda var. Arkadaşlar biz iki kanalı birleştirdik. Yani tek bir payda da Sports Dijital'in altında birleştik. Bu da beni kırmadığınız için tekrardan teşekkür edeyim. Hey, yani benim ricamdı bu. Aha. Çünkü gurme spor bizim için çok bağlı. Bir buçuk sene biz çok emek verdiğimiz için şimdi böyle bir stüdyo Böyle bir ortam veya bu iş yapmak çok kolay değil. İnsanlar diyor ki hani gurme spor böyleydi böyleydi. Abi öyle de. Arkada çocukların maaş alamadığı pozisyona geldiğinde yani sonuçta bu işler sponsorla yatırımcıyla bir şekilde oluyor ya. Onları ben o şekilde bırakamazdım yani bir şekilde evet, evet. herkese bir yol düşmek lazım. Orada da spor tesisler Murat abi sen işte Ersin abi de burada. Ersin evet, abi zaten bir şey söylemeye gidiyor. Yıllarca tanıyorum. Burada böyle bir şans tanıldığı için biz de güçlerimizi birleştirelim istedik. Yani burada aslında herkes bizi alkışlaması gerekiyor ki. Doğru yani doğru bir güç benim adam, birleşimi bu evet, aslında. Burada, tabii, evet tabii. burada benim adamlığım sorguluyorsa burada bir hata ama var. Ama düzeltmekte bir fayda var. Tabii tabii fayda on, var onlar söyledim. yanlış düşünmüş olabilirler tabii ki sadece seni gördüklerinden evet. dolayı sormaları ama gerçekten öyle. Yani bir gü güç ayrılığı değil aksine tam bir güç birlikteliği. Yani daha güzel, daha iyi, daha güçlü bir şekilde Gelecekte hem gurme ile hem aynı zamanda spor stüdyolarla beraber hareket edebilme Serhat Berkay Bora ekibin Hep içerisindeki diğer arkadaşlar da aynı şekilde onların <laughs> varlığıyla beraber bir güç birliğinden bahsediyoruz. Yani sadece Serhat'ı belki ekranda şu anda görüyorsunuz ama bütün herkesin içinde yer almış olduğu bir güç birliği. Diğim yağız yarım kalmıştı, sen Hı. devam et istersen. Ya şöyle, biz, ben uzun süredir e, sadece bu dünden bugüne gelen bir durum değil. Serhat abi de çok net bir şekilde biliyor. Ee, yani bir bir buçuk senedir yaklaşık Serhat abiyle evet, tamam ben istiyorsan. benim de burada bir, bir seneyi tamamladım bir buçuk seneye doğru gidiyoruz net bir şekilde bizim bir isteğimiz arzumuz vardı ama o noktada bugüne gelene kadar Serhat abi e, hiçbir zaman beni alın işte ben geleyim i̇şte gurme spor önemli değil umurumda değil gibi bir şey söylemedi ki bu sürecin belki de bir sene uzamasının sebebi aylarca bizim e, Serhat abiyi ve kadromuza katma noktasındaki o isteğimiz arzumuz da direkt olarak aslında Serhat abinin de ekiple beraber buraya gelme arzusundan kaynaklıydı ki biz Serhat abi hiç Serat abi olarak düşünmedik. Serhat abi, Boru abi ve Berkay. Sağ ol. Bu üçlü olarak düşündük. Serhat abiye de zaten bugün duygusal bir adam haklı olarak yani burada yazılan chat'teki yorumlara işte adamlığına değinilen işte sattın gittin denilen en başından beri konuşurken bizi üç kişi olarak düşün dedi. Biz zaten herhangi bir dayatma diretmeden değil zaten hep beraber iki kanalı birleştirdiğimiz için o kanalın üç tane ana aktörü e, bizim kanal biliyorsunuz zaten yorumcuları iki kanalı birleştirdik ve iki kanal olarak da aslında hayatımıza devam edeceğiz. İlerleyen günlerde onunla ilgili resmi bir açıklama da yapacağız konuyla ilgili ama sizden ricamız bugün iki buçuk üç kat farklı Fenerbahçe yayınımız dijital yayınların içinde birinci oldu. Bu teveccühünüz. Biz ilk kanalı açtığımız günden beri ben ilk buraya geldiğimde 150-160 bin abonesi vardı. Şu an 500 bine gidiyoruz. Ferhat abi de gücümüze güç katacak. Bora abi keza yönetimde bizimle birlikte kanalın devamlılığında yer alacak. Berkay zaten benim çok eski tanıdığım. Vole'de ben çalışırken de orada beraber olduğum çok uzun süredir de tanıdığım bir isim. Bize beraber çalıştık. Beraber de çalıştık. biz hepimiz dostuz arkadaşlar. Hep beraber burada yayınlara devam edeceğiz. Günü gelecek ben olmam. Ersin abi olmaz, sen olmazsın. Ya yani Burada bir rotasyon içine gireceğiz. Ve ilk gün ne dediysek bu yola çıkarken, biz zirveye hedefleyerek bu yola çıktık. Burada yatırımlar da ona göre yapıldı. Bu stüdyolar da ona göre yapıldı. Bu ekip de ona göre kuruldu. Bugün nasıl zirvede olduysak veya zirveye çıktıysak da biz uzun süre dijitalde yerimizi burada muhafaza etmek istiyoruz. Bunun için de bu birlikteliği yaptık. Herkesin huzurunda bir kez daha sana... Hoş geldin diyelim abi. Senin için de herhalde chat için de açıklayacak Bazı mesajlardan olmuştur. Serhat üzülmüş olabilir ama e aslında tabii burada gurur abi. duyması ve mutlu olması gereken de bir nokta var. Gurmeyi ne kadar sahiplendiklerini de aslında görebiliyoruz. Yani seni, Berkay'ı, Bora'yı. Bu da aslında işin madalyonun öbür tarafına baktığımızda şey çok güzel, çok gurur verici bir durum. Yani bu kadar ah. kısa zaman içerisinde. Bir şey daha ekleyeceğim. Biz yıldız transferi yapacağız dedik. Yıldız transferimizi yaptık Serhat abi. İkinci şu konuyu açıklamak. Zorundayım çünkü çok fazla yazan oldu. Sosyal medyada Sports Digital'in adı kullanılarak çok fazla üstüne dönüldü. Sevgili Serdar Ali Çelikler. Sürekli yazıyorlar abi. Info, yani spor info at evet. Sports ile ortada bırakmayın tırnak içinde. Bir kere Serdar Ali Çelikler, Serdar abi ortada kalacak bir isim değil. Bir bu. İkincisi kendisi zaten mevcut kurumunda yayın hayatına devam ediyor. Evet. Yani herhangi bir kanaldan ayrılma, işsiz kalma ya da ortada kalma gibi bir durumu yok. Yakında da ekranlara döneceğini kendisi de bana iletti. Ben de bunu yeri gelmişken söyleyeyim. Ee, çünkü çok konuşuldu. Hani senin üstüne abi de bir de Serdar'a al falan diye haberler yapılmaya başladı. Bizim yıldız transferimiz burada. Transferlerimiz devam edecek. Bunu da söyleyelim size. Sizlerin teveccühü olduğu, ilgisi devam ettiği sürece, yayınlarımıza gösterdiğiniz ilgi devam ettiği sürece de Sports Digital elinden geleni sizler için yapmaya devam edecek. Evet tüm bunlarla birlikte beğeni da arttığını görüyorum. Biraz daha artarsa çok daha mutlu oluruz. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Bu arada gündemle ilgili arka arka İsmail Hoca'dan ve Fenerbahçe yöneticisi İsmail İsmail Banki'den, Baki. Selahattin Banki'den açıklamalar var ama önce hangisini verecek arkadaşlar? Bir rica edeyim ben sevgili Cengizhan Kriz yönete yönete krizleri nasıl yöneteceğimi biliyorum. Krizleri ekip olarak iyi yönettik. Motivasyonu yükselttik. Taraftarlarımıza ve camiamıza Fenerbahçe'nin nasıl oynadığını gösterdik. Taviz vermeden yolumuza devam etmemiz gerektiğini anlattım. Çok güçlü oynayarak bunu yaptık. Oyuncularımıza teşekkür ederim. Ceza almayı beklemiyorduk. Dünyada çıkan haberleri gördünüz. Yine bir ilke bize yine bir ilk bize oldu. Ceza beklemezken iki oyuncumuz ceza aldı. itiraz ettik. Bakalım ne çıkacak? Bazı oyuncular bu olaylara ilk kez şahit oldu. Yabancılar özellikle şaşkın, karamsar ve üzgündü. Konuştuk. Hepsi iyi durumda. Bugün biliyorsunuz tahkim son anda karar aldı. Dondurdu. PFDK'nın disiplin kurulunun aldığı kararları. Daha sonrasında değerlendirmeye alacaklarına dair. Yoksa İrfan Can Eğribayat ve aynı zamanda Osterwold aslında cezalıydı. Kurul içi ben size soruyorum. Nasıl buluyorsunuz diye. Maça damga vurdu değil mi? İşte kuruluş bu. Devamı gelecek. Adaptasyon dönemi yaşıyor. Milan'da farklı oynuyordu. Türkiye'de futbol farklı. Burada kaos futbolu var. İki haftadır performans yükseldi. Maça damgasını vurdu ve üstüne koyarak devam edecektir. Süper Kupa için erteleme istedik. Zaman varken bunu yapmadılar ve bizi sıkıştırdılar. Bu tarihi bize dikte ettiler. Başkan ve yönetimle Süper Kupa için konuştuk. Düşüncelerimizi ilettik. Yönetimin alacağı her kararı hazırız. U19 takımını kimin çalıştıracağı konusunu henüz konuşmadık demiş İsmail Hoca. İsmail Hoca ile ilgili bu kadar herhalde değil mi? Var mı bir yorumunuz olacak mı? Yok. Yok. Ya ben de gitmeyebilirim demiş son paragraf. Evet. Yoksa ben takımın başında olacağım diyebilirdi belki. Selahattin Baki rakip takımın başkanı konuşmuş. Savcıları göreve çağırmış. Biz buna çok anlam veremedik. Bizim başkanımız ve yönetim kurulumuz bilgiye dayalı konuşur. Bizde bunlar yoktur. Dün bizim başkanımızın ne demek istediğini o zat biliyordur. Şimdilik konuyu rafa kaldırmakta fayda görüyorum demiş. Erden Timur'la ilgili olarak söylüyor. Bu akşam son derece güçlü bir takımı zaman zaman gerilim hattına düşsek de kazanmayı bildik. İrfan Can bir hata yaptı ama bütün tribün desteği verdi ve bütün sinerji bizim lehimize değişti. Böyle zorlaşan bir maçı alıp yolumuza devam etmeyi bildik. Çok teşekkür ediyorum takıma diyor. İrfancan için doğru açıklama bu işte. Evet evet. evet. Açıklama ben... nasıl yapılır? Böyle yapılır tabii, işte. Tabii kesinlikle. Bence İrfan da işte benzer açıklamayı yapsaydı çok güzel olurdu. Başka var mı? Arkadaşlar bunu verdik, bunu okuduk zaten. <laughs> Dünle ilgili olarak konuşmuş aynı zamanda. Bu akşamki maçla ilgili olarak konuşmuş. Ee, başka herhalde bir şey yok diye görüyorum ben. Bakayım başka bir detay var mı? İsmail Yüksek, Fred Mishibaşuayi, Olimpiakos maçına yetişecek mi diye İsmail Hoca'ya sormuşlar. Sakatlıklar her kulüpte oluyor. Milli takımlara giden oyuncularımız 56 maça çıkmış Elimizdeki sağlıklı oyuncularla plan yapıyoruz. Maç maç değerlendirerek gidiyoruz. Yetişebileceklerini düşünüyorum. İrfan Can Kahveci kasığında ağrı olduğunu söyledi. Çok fazla ciddi olmadığını düşünüyorum demiş. İsmail Hoca. Fred Batshuayi. Acaba İsmail Yüksek. Ee, bu arada Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe'nin bütün taleplerini reddetmiş Süper Kupa ile ilgili. Bu bilgiyi de verelim. Yabancı hakemi de reddetmiş. Ertelenmesini de bir kez daha reddetti. O zaman U-19 kesinleşmiş oluyor. E, bu arada iki gün önceydi galiba. Yani bugün erteleme yapıldı da bir uçak, şimdi firmanın adını vermeyelim, e, yapılan uçuş da iptal edildi. 50 küsür kişilik bir rezervasyon vardı, o da iptal edildi. Kuvvetle muhtemel U-19 herhalde bir he ekip olarak, heyet olarak gidecek. Sonra da geri dönecek. Bu çok fazla taraftar da organizasyon yapmış. Sayın Başkan organizasyon yapmayın, Urfa'ya bilet almayın dedi ama yani takdir edersin ki bu organizasyonlar zaten maçtan üç gün önce yapılmaz. Günler öncesinden yapılır. Galatasaray taraftarı gidecek mi? Ya da onların yaptığı organizasyonu ne olacak? Bir de yaz yani şimdi Başkan Ali Koç herhalde unutmuştur. Fenerbahçe Galatasaray maçlarının ne kadar önemli olduğunu. Yani taraftar yani ben bir Fenerbahçe taraftar olarak Fenerbahçe-Galatasaray maçını beklerim yani. öbükleri de tabii ki oynayacaksın ama bu maçı beklerim. Bir de Süper Kupa ise bu. Ben bunun oynanmasını istiyorum abi. Bunun başka bir şeyi yok. Yani şu an yönetimin Trabzon'la ilgili Trabzon maçında çıkan olaylarla ilgili verdiği karar U19 maç takımıyla Süper Kupa'ya gidip Galatasaray'a verelim olmaması lazım yani ve şampiyonluk yarışındaysan eğer şampiyonluktan kopmuş olursan ne istiyorsan yap bir şey demeyeceğim. Ama sen şampiyon olmak için şampiyonluğun anahtarı bu maç. Bunu daha nasıl ifade edebilirim? Şampiyonluğun anahtarı eğer biz önde olsaydık başka bir şey olurdu. O zaman yine farklı bir strateji yapardık. Ama biz önde değiliz. Biz, biz gideceğiz Rams Park oynayacağız. Ve Rams Park'ta yenmek zorundasın. Rams Park'taki maçı yenmek için onun anahtarı bu maç. Sen bu kupayı kaldıracaksın. Ve ben yüzde eminim full motiveli bu takım çıkar orada Süper Kupayı da alır. Benim bu sezon izlediğim Fenerbahçe bu kadroyla. Cekos'unla, Tadiç'inle belki sakat da olsa Fred'in de konuşmasınla ne bileyim bütün oyuncuların karakterini olsa sayısam ve hepsinle yeneriz biz ya. Buna inanması lazım. Ama bunu senin yönetimi inanmıyorsa işte ne bileyim hocana inandıramıyorsa yani burada hocanın suçu var demiyorum ama hoca da burada zaten açıklamasında demek ki sözünü geçiremiş. Eğer zaten İsmail Hoca dinlenmiyorsa da o zaman İsmail Hoca'nın bu takımda ne işi var? Bunu İsmail Hoca'yı kor korumak için söylüyorum bu arada. Öyle değil mi? Şimdi i̇şte, Ersin abi Allah aşkına bana söyle. Yani bir hocanın sözü geçmiyorsa şimdi Mourinho bu maçı oynamak istese. Kim vazgeçtirebilir ya? Kim diyebilir Mourinho'ya bu maça çıkmayacağız diye? Mourinho bugün istifa eder. Bugün ya Jesus bugün istifa eder. Süper Kupayı 19'da çıkmak ne de, ne demekler? Bizim şampiyonluk kildiğimiz bu maç zaten. Şimdi yine söylüyorum Fenerbahçe gidip Süper Kupa'yı kaldırsa bir kere Rams Park'a kadar Galatasaray düşünecek. Fenerbahçe düşünmeyecek. Fenerbahçe çok rahat. Gidecek, dışarıda, içeride maç alacak. Rams diyecek ki beyler, hatırladınız mı Süper Kupa'yı kaldıran takım biz geldik. Selamun aleyküm diye stadı girecek. Bu bir kere bir satranç her zaman sadece tahtada bitmiyor abi satranç kralı neydi? Son saniye geliyor iki dakikada bitiriyor ya. O zaten yolda gelirken hazırlıyor satrançı. Kafasındaki oyun stratejisini hazırlıyor. Satranç başladığında başlamıyor ki. Futbol maçı da öyledir. E, bazen psikolojik üstünlüğü dışarıda elde getirirsin. Bunu devam ettirirsin. Biz tamamen bu hareketle eğer yaparlarsa ki ben hala inanmak istemiyorum ama yaparlarsa biz zaten sadece Süper Kupa'yı değil şampiyonluğu da Galatasaray'a vermiş olacağız. E ondan sonra da bir şey konuşmaya gerek yok. Biz de tatile çıkarız. Murat abiye söyleriz <gülüyor> ha. Olur vallahi. Ne konuşacağız ki daha ondan sonra. Ha? Büyük ihtimalle beş... var Tamam ona bak ona konsantre. Bu Be... çalışmaya 5 10 dakika sürer bu arada. Ha? Ya yani, 10 dakika, yani, dakika sürer mi emin değilim. Bir Süper Kupa maçı ne konuşacağız? Yarın Adana Demirspor maçından sonra otoparkta kavga muhabbeti falan ha. bilgin var mı? Selahattin Bakiye onu sorulmuş. Ne demiş? Bu maçla ilgili mi şu anda? Bu, bu şu anda mı oldu? Onunla ilgili Hakan ilgilerken... Yandaş. Efendim? Ertan Hakan Yandaş. Onunla ilgili konuşmak için erken o olayın dibine inmek lazım. Kendi aramızda Sayın Murat Sancak, Sayın Metin Korkmaz, Sayın Burak Kızılhan. Ben olayların bir kısmına şahidiz, bir kısmına değiliz. Onun için dibine indikten sonra konuşmak çok faydalı olur diye e, maçın ardından otoparkta bir kavga olmuş. Ben Kendisi. sana söyleyeyim mi? Ben e, Şu an evet. bana gelen bilgi direkt otoparktan. Evet. Teyide muhtaç ama yani ben stüdyodayım şu an teyit edemiyorum maalesef kusura bakmayın yazdığım kişilere de. Ee, şöyle diyor. Otoparktan mı geldi mesaj? Otoparktan geldi <laughs> mesaj. <laughs> ben de hatta Murat, Murat Başkan'a attım. Hani evet. belki arar diye. Ee, konuyla ilgili hatta arayayım ya Murat Başkan'ı. Açarsa yayına alırız direkt. Hı. -hı. Otoparkta evet. Mert Hakan Yandaş'ın şoförüyle. Evet. E, başkanım yayındayız. Yayındayız. Nasılsınız başkanım? Sağ olun. Ee, bu o, o olsun başkanım. Sen gönüllerin başkanısın. Bu otoparkta evet. yaşanan olayla ilgili tam onun üzerine konuşuyorduk da. Bir söylemen, söylemek istediğin bir şey var mı? Şu, olay şu. Biliyorsun, ben cezalı olduğum için girmiyorum. Otokonun e, bariyerlerin dışında beklerken içeriden e, kavga küfür sesleri gelmeye başladı. Polisler içeri dalınca e, ben de gittim, baktım. Öğrendiğim kadarıyla e, Mert Hakan'ın şoförü Volkan denen Şerefsiz, ee, bizim e, spor, takımımızın sportif spor, direktörü direktör Gökhan Göktürk'e e, küfürler edip üzerlerine saldırmış beş kişi. Ak, e, üstelik Gökhan Göktürk'ün annesi ve kız kardeşi de yanındayken. Olacak evet. iş değil. Zaten maçtan önce de mesaj atmış zaten Volkan Efendi. Beş tane adam ayarladım o topak çıkışında saldıracağız diye. Evet başkan. O mesajı da istersen sana atayım. Onu da Hı -hı. gösterirsin. Tamamdır başkanım. Şu an Peki ama, maçla alakalı bir şey madem. değil herhalde. Evet. Yani her yerde zorbalık var. Her yerde zorbalık var. Yani. Peki başkanım şunu soracağım. Ee, bu önceden gelen bir mesele falan mı var? Yoksa bu daha maç içinde daha yaşanan daha Adana maçından gelen bir şey yani. Sözde Gökhan'la e, Mert Hakan arasında mı? Bilmem bunların arasında e, mı olmuş? Evet. Maç esnasında yani. Anladım başkanım. Yani Çok... maçtan önce mesaj atıyor, beş tane adamla saldıracağız diyor yani. Ha, maçtan önce yaşanan bir olay, bu da direkt olarak otoparkta gerçekleşiyor. Hayır, maçtan, maçtan önce yaşanan değil, Adana'daki maçta aralarındaki e, maç esnasında ge, e, gerilimlerinden dolayı bu maça kadar taşımışlar. Evet. Ve maçtan önce, bu maçtan önce, bu maçtan önce bir mesaj atıyor birisine, beş kişiyle otoparkta saldıracağız Gökhan'a diye şu an bir adli vaka oldu mu peki yoksa olay yatıştırıldı ve... Bilmiyorum karşılıklı şikayet, şikayetler oldu. Evet. Polis ayrıldı yani şey yapıldı ama e şey, polisler polisler müdahale etti yani. Tamam. Çok teşekkür ederiz başkanım aydınlattığın Mesele için. Mesele atıyorum sana mesajı da. Mesele de atıyorum sana. Tamam tamam onu da göstereceğiz tamam. yayında. Çok sağ olun iyi akşamlar başkanım. Sağ olun. Ne dahil oldu yayına. Başkan Ali eski başkanım diyorum kulüpler biri toplansın. <laughs> o <Ne>? gitti. <laughs> ha, <Na> <laughs> olay, olay tam ne? Olay şu yani anlattığına göre başkanın kim, kim, kim kime saldırıyor? Mert Hakan'ın şoförü. Evet. E, maçtan önce mesaj atıyor. Ama diyor, oradaki maçta diyor. Tabii oradaki maçta tabii yaşandı, tabii. Olsun, ama İlginç. İlginç. Evet. Maçta mevzu Aynen. olmuş. Mevzu kime? oluyor. Bugün oynanan maçtan önce mesaj atıyor. Tamam. Diyor ki maçtan sonra size saldıracağız diyor. Beş tamam. kişi tutmuş. Hı -hı. Ardından da kavga çıktı diyor. Kime? Onu da söyleyeyim hemen sana. Gökhan diyor. Gökhan kim? Gökhan, sportif direktör. Yokan Göktürk. Sarışın olan mı? Evet, sarışın tamam, tamam. olan. Hatırlayın, e, e... Bak şöyle yazmış birisi bana. Otoparkta olayı gören görgü tanığı. Tamam. Eee, Adana Demirspor'da yöneticilerle Soner diye birine tehdit mesajı geliyor. Sonra Metin Korkmaz devreye giriyor. Tamam. Onun öncesinde de eee, MHY'nin -MH şoförüyle bu Soner tekme tokat otoparkta kavga ediyorlar. Tamam. En son Murat Sancak da olaya dahil oluyor Metin Korkmazla evet. birlikte. Murat Sancak da Serdar Dursun'u görüyor. Evet. Onu çeviriyor. O Mert söyle şoförünü uyarsın diyor ve olay kapanıyor. Tamam, ben Bu de... arada başkan mesajı da attı bana. Ee anlattığı gibi. Biz Okey. bunu açıklamayalım. Yok tabii tabii. O Özel adli, adli e, bir soru. Sonuçta olur. bir de şey, evet, e, kendi aralarındaki WhatsApp mesajları olduğu o, onlar için. Onlar kendi arasında ne de ben burada korumak için söylemiyorum. E, söyleyemeyiz. Mesajın tabii, tabii. E, içeriğini de ne olduğunu da söyleyemeyiz. Şunu söyleyebilirim. Kendi tecrübeme dayanarak. Yani Aha. burada haklı, haksız, Fenerbahçe tarafta tutuyorum falan öyle bir şey yok. Böyle bir şey varsa da zaten baştan aşağı anlaşılır. Yalnız şu arkadaş Gökhan denen arkadaşla ben 6 ayda çalıştım. Bu arkadaş çok sivri dilli bir arkadaş. Onu da söyleyeyim. Yani kimse kimseyi durup dururken tehdit etmez. Tehdit etmek zaten yanlış da ama bu arkadaş kısa şeyimi anlatayım. Onu da bilsin insanlar. Ben Altay'a transfer olduğumda Altay'ın para durumu sıkıntılıydı. Hı -hı. Çocuklar da bir kuruş para almıyordu. Benim de hmm, neydi? O zaman e, Altın Ordu'dan önce şeyi kurmuştu galiba. Mehmet Se Se Seyit Özkan. Evet. evet. Onun senetleri vardı. Yani benim alacağım garanti. Buca. Buca aynen. Buca. Buca ve Altın Ordu'yu kurdu. Evet. Oraya geçmişti. Hı -hı. Benim senetleri ondan almışlar. Bana şey yapmak için. Ben de bir önce sezon Yusuf Şimşek zaten hocaydı. Leof oynattım. 16 gol attım. Derken yarı sezonda ben bütün çeklerimi geri verdim. Başkana iade ettim. Dedim ki başkanım sen bunları çocuklara da çocukların kız arkadaşlarına çay içecek, tost, parası yok. Sen sürekli Allah'ın başkanı olup şey şampiyon olun diyorsun ama cepte bir kuruş para yok. Ben paralarımı yedim. Antrenmanda gelmiyorum. Bu, bu, da o zaman aynı görevleri yapıyor Altay'da. Uh -huh. Bana Emre Baki konuştu. Yani dedi ki ben seni çağırıyorsam geleceksin dedi. Sonra devamını anlatmayayım da. Hmm. Ee, yani şimdi şöyle. Bazen tamam birisini tehdit etmek falan yanlış da ama provoke de çok önemli. Şimdi Hiçbir zaman durup dururken kimse kimseyi tehdit eder mi? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi ben İletişim şimdi yağızı tehdit yani. edeceğim ben değil mi? Şimdi niçin edeceğim abi? Elimde bir şey olması lazım. Bir provoke olur, bir şey olur. Gerilir hatlar ama burada kimseyi korumak için söylemiyorum. Ben kendi yaşadığım olayı söyleyeyim. Bilinsin o arkadaş çok sivri dilli bir arkadaş. Yani ben e, Murat Sancan bile onun kadar atar gider yaptığını sanmıyorum yani. Hani bir başkan olarak şimdi başkan atar gider yapar yakışır da ya, Ben de konuşacağım şimdi gerek hayır, yok. Gerek yok. E, Benim de ben devamını de, almayacağım ya, yani. Bu tarz konuşmayayım. Çok iyi değil. Şimdi bir insan bu işin sportif <laughs> anlamındaysa o zaman sportif anlamında kalmalı. Yani e, herkesin hatta değil. Şimdi Murat Sancak ne bileyim Az Yıldırım Ali Koç bunlar belki bir şey söyleyebilir. Büyüktür başkandır onlara bir şey demezsin. Ama şimdi ne bileyim mesela Okan Balı idare menajerdi. Ben kimseye onun tehdit ettiğini onda kimsenin tehdit ettiğini görmedim mesela. Hani çünkü üslup önemlidir. Bu arkadaşın üslubu iyi değil yani. Ben burada Fenerbahçe'de Serhat Akın gibi hayatım boyunca hiçbir yerde ego yapmadım da. Altay'dayım ben zaten Altay kulübüne kimsenin yapmayacağı kıya yapmışım. Bütün alacaklarımdan vazgeçmişim. Helalleşmişim. Bana diyor ki ben seni çağırıyorsam sabah 9'da burada olacaksın diyor baba. Orada bir duracaksın şimdi ki yani. İletişim diliyle ilgili bir problem Sıkıntı oldu. Sıkıntı var kesin. bence. Evet, sen kendi Ama başına detaylarını geçen bilmediğim için de evet, çok fazla derine do girmeyelim. Doğru yani. doğru. Bir doğru, Ama kaldık. en azından doğrulanmış oldu. Murat Sancak da evet. E, Başkan da sağ olsun. Oldu. İşte iletişim böyle yapılır. Bak yayında telefonu açtı ben ne yapacağımı şaşırdım. <laughs> evet. Sağ olsun. Mesaja kadar da gönderdi. Ama bu tamamen şey husumet yani. Hani maçtan bir gün önceki maçtan yani önce Adana husumet... Demirspor'la oynanan Adana'daki maçta ilk etapta bir sorunlar yaşanmış. Sonrasında burada da devamı topakta olmuş. E, sonuçta yöneticiler de şahit. Polis de devreye girmiş. En azından adli bir vaka mı değil mi? Bunun detayları daha sonrasında da ortaya çıkar tabii ki. E, teşekkür ediyoruz izleyicilerimize. Sağ olun başından bu yana şu anda da e, hep e, 25 bin, 30 bin arasında izleyicimiz bizimle birlikteydi. Anılan yine yazmış. Anılan ha, yazmıştı okumuştuk Anılan'ı. Süper chat'e yazan mesaj yazanlar da çok çok teşekkür ediyoruz. E, ee, Serhat'la ilgili çok güzel mesajlar var. Onur <laughs> Durmaz Fenerbahçe'nin en büyük sorunu İsmail Hoca ne, ne İsmail Hoca ne doktor. Dört iki yendiğimiz maçtan sonra eleştirmek için eleştiren Fenerbahçeleri gözükenlere göz, Fenerbahçeli gözüken Fenerbahçe'ye yarardan çok zararı olan sizlersiniz diye Onur Durmaz. Bu yayını mı yazdın sevgili Onurcuğum? Yani ne tür bir zarar mesela verilmiş? Ee, Fenerbahçe'nin 4-2 kazandığı maçtan sonra ne tür bir zarar, ne tür bir eleştiri, ne tür bir saygısızlık yapılmış? Gerçekten Bu 9 senedir olamıyor zaten bu senede olmazsa bize patlar işte. Ya işte bu oluşturu, oluşturulan ortam az önce de söyledim ya sakatlıklar gizleniyor diye. Sürekli pış pışlayacaksın ne olursa olsun. Yenilsen de yensen de her takım için geçerli bu arada. Bu. E tabii canım tabii. Yani Galatasaray'ı yani. konuşuyorsan Galatasaray'ı öleceksin. Fenerbahçe'yi konuşuyorsan ya, yanlışları söylemeyeceksin. 9 sene, dokuz senedir, dokuz senedir Fenerbahçe'nin eksikleri ve hataları söylenmediği için şampiyon olamıyorsun. Ben 5 senede 3 şampiyonluk yaşadım. Az Yıldırım sadece Lafla <laughs> yani sadece suratımıza söylemiyor yani. Neredeyse tokatlayacaktı bizi. Yani direkt mesela benim bir hatam varsa mesela atıyorum köprünün bu tarafına çok fazla geçtiğimde... bunu bir hata olarak kabul ediyordu. Ben bence değildi ama Hı -hı. o hata olarak kabul ediyordu. Bu bu tarafa ani müdahaleyle bu, bu köprünün bu tarafına geçmeyeceksin diyordu. Yani bu anladım istedim yani bir şey söylemen lazım. Şimdi takımda Allah aşkına yani izleyicilere de soruyorum biz mi yanlış düşünüyoruz? Yani bu takımda bugünkü kadro şampiyonluk yarışında böyle bir kadro, böyle bir dört e, tane stoper, bir tane Serdar Dursun. Bu normal mi? Bunu konuşmayacaksak milli takım arasından sonra 13, 13, 13 günlük aradan sonra ve hep aynı sakatlıklar. Yani şimdi şimdi Fred'le yaşadığımız periyodu hatırlayın arkadaşlar. Fred niye sürekli sakatlanıyor ve aynı yerinden sakatlanıyor? Bunu konuşmazsak Fred'in sakatlığı hiçbir zaman çözülmeyecek. İsmail Hoca belki o zaman ee, belki o, görüp de emin olamadığı şeyi Belki biz ona söylemiş olacağız bir Öyle de, değil mi şimdi yani abi şöyle kötü bir şey söylenmiyor ki yani evet. neden bu kadar sakat olduğuna dair bir e, burada bir muhabbet dönüyor Sen Senredi aynı aynı abi. eleştiği yazan arkadaş Aslında yarın yarıza e, Twitter'dan şunu soracak diyecek ki yağız abi Fred kos maçında oynayacak, oynayacak mı? Allah'ını seversen söyle diyecek. Biz de bunu Doğru mu? değil mi abi? <laughs> abi İsmail Yüksek'in son durumu nedir diye. <laughs> ama yönetici, yöneticiler ve iletişimciler de böyle. Şimdi birkaç tane... Konuş, konuşmayayım konuşmayayım diyorum ama yani mesaj, Sen dökül bence. mesajlar atılmış. Dökül rahat uyuyorum ne? bugün. Bizim yani 2001'li 2002'li muhabirimize sports dijitalle ilgili akreditasyon olmaya başladı işte o konuyu çözdük. Dijital de çok önemli Gelişim yapıyoruz yani bu dijital spor medyasının pastasını büyütmeye çalışırken 3-5 tane kendini bilmez. Bir kısmı muhabir görünümlü, kulüp yalakası kusura bakmayın. Bir kere kadınlara doğru nasıl davranılacağını bilmiyorsunuz. Bir de arkanıza almışsınız kulüplerin iletişimcilerini. Yok onu yasakladık bunu yasakladık. İstediğimiz yere gireriz siz de bunu bilin yani. Ya, demeyeyim demeyeyim dedim Ersin abi ama gireriz. yakışmıyor yani. Otoparka da girer miyiz? Otoparka da gireriz. Tamam o zaman. Sıkıntı yok. E ufacık <laughs> abi yani küçücük stajyer muhabir şey çocuklarına koskoca kulüplerin iletişimcileri mesaj atıyor ya. <laughs> abi şöyle e, maalesef e, artık soru sorma e, noktasını e, blok, e, yorum yapma noktasını blok, eleştirme noktasını blok. E, herhangi bir şekilde sürekli arkadaşlar taraftarsınız size söylemiyorum yani şu anda bize yazanların nezdinde değil benim bu yorumum genel olarak aslında. Yani biz sorgulamayı, biz yorum yapmayı, biz eleştirmeyi e, genel anlamda hep şöyle algılıyoruz. E, birini suçlama adına aslında suçlama Hı. değildir. Yani birini yok etme adına değildir eleştiri. Aksine eleştiriyle birlikte oraya bir değer katmaktır. Bir art niyet yoksa evet. sürekli bir bel altı vurma durumu söz konusu değilse, bir saygısızlık, Hı. bir hakaret durumu söz konusu değilse sorgulamak da, eleştirmek de, soru sormak da konuşmakta her şey doğaldır. Normaldir yani. Bu olmazsa aslında zaten sıkıntı vardır. Biz burada sürekli olarak yaşa, yaşa, evet. yaşa Fenerbahçe dersek her maçtan sonra puan kaybettiği maçtan sonra evet. da iyi oynamayıp kazandığı maçtan sonra da çok iyi oynadı diye anlatırsak. 9 sene şampiyon olamaz. Sıkıntı olur o zaman. Sıkıntı olur. Yani. Ben bir de kendimle ilgili söyleyeyim. İsmail Hoca benim dönemde altyapı hocasıydı. İnsan olarak çok sevdiğim insan. Hocalanı beğenirim beğenmez o beni ilgilendirir o bir. Yani bunu şey için söylüyorum. hani bir mesela Mourinho'nun da çok büyük hataları var. Mesela Mourinho bence devamlı olmayan bir hoca. Çok farklı yerlere de gelebilirdi ama bir ara veriyor, bir kopuyor, bir yolu yani bir pe 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 Pep Guardiola kadar sivrilemedi mesela Jürgen Klopp gibi Tuchel mesela. Tuchel bir çıkış yakaladı. Şimdi nerede? Ama mesela şimdi bambaşka bir yıldız ortaya çıktı Çabian olsun. Bir onu izlemek lazım. Yani hep yeni heyecanlar. Ama şunu söyleyeyim ben kendi adıma. Ben eğer ki bir insanı iyileştiriyorsam bir de benim için bir değeri vardır. Bu kim olursa olsun. Tabii canım. Eğer umunda olmayan bir insansa asla eleştiri yapmam. Çünkü lafını bile etmezsin ki. Yok umursamıyorumdur. Ne gereği var dersin yani. yani. Niye yani İsmail oluyor? Hoca benim <laughs> yok ki bunda kimseden çekineceğim de bir şey yok. İsmail <laughs> Hoca tam. benim umunda olmasa ben zaten İsmail Hoca'yı eleştirmem ki. Yok sayarım. Giderim oyuncuyu eleştiririm ama ben iyi olacağını bildiğim için bir şeyler olması lazım. İsmail Hoca da buraya 3. dönemi gelmiş. Ve hep iyi, yani İsmail Hoca bence Fenerbahçe tarihinde üç kere gelip en iyi kadroya sahip olan teknik döktü. Ben de istiyorum şampiyon olmasını yani. Ama söylemezsek veya kendi gördüğümüz doğruyu söylemezsek o da belki göremeyecektir. Abi şöyle bir şey var, işin doğasına ters zaten. Yani 5 <laughs> sezonda üç tane şampiyonluk görmüş ve aslında bu başarıyı, o üç tane şampiyonluk kupasını bu kadar kısa süre içerisinde arka arkaya kazanmış nadir futbolculardan birisi Serhat Akın. Fenerbahçe'nin başarısızlığından, şampiyon olamamasından mutlu olabilir mi? <laughs> yani böyle bir şey mümkün mü? Abi 42 yaşındayım, 65 <laughs> yaşına gibi dolaşıyorum ya. <laughs> 9, 9 senede, yani ben 90 sene yaşlandım yani. Nasıl böyle bir şey olabilir yani? Ben en çok ben, ben diyorum Süper Kupa'ya çıkalım. Ben Galatasaray geçen sene elini kolunu sallaya sallaya, içeride dışarıda bizi 3 attığında ben 30 gün uyuyamadım ya. Doğru. Yani lütfen rica ediyorum öyle bir şey olabilir mi? Yani İsmail Hoca'ya da yardımcı olmanız, yönetim dağıtı yapıyoruz söylememiz lazım. Yoksa zaten biz niye oturuyoruz ki burada abi? Doğru değil mi? Doğru abi. Murat abiyle Murat Murat basket sunalım bir başka bir şey yapalım yani. Ben bunu söylemek zorundayım abi. Evet. Arkadaşlar yani, o mesajlar. Iyi olması için. Şey e, bizim medyadaki bazı arkadaşlar da mesajlar atıyorlar. Sanırım sana atılan e, mesajla. E ee, insanların kendi aralarındaki kişisel mesajları herhangi bir şekilde e, burada okumanın yani? bir ha, yok, şeyi olmaz. yok. Da, o zaten yasa dışı bir iş olur. Evet, evet. Benim kızdığım nokta Öyle bu şey arada şey. Benim ya. siz kartı adama demeyin bugünden tamamen bağımsız. Bir konuydu. Hayı tuttum tuttum ama yani en sonunda fiilen. Abi ben o zaman bir, bir şey gerçekten şey yapabilir miyim? İtiraf edebilir miyim? Mourinho'ya daha demin saladım ya. Mourinho'ya benim problemim var abi. O yüzden salladım. Yani o, o yüzden örneği verdim. Ben yani çünkü atlatamıyorum abi. Ben şamp, şey, şampiyonlar ligi maçında Huyserat Serhat dedi bana. Belçika'da şey e, Londra'da oynadığımız maçta o zaman Chelsea'nin Chelsea, Chelsea olduğu yani En sevdiğim hocalardan bir tanesi. Ona bilerek daha demin biraz şey yaptım değdirdim. Çünkü e, çok istiyorum Fenerbahçe'ye gelmesini. Temasta olduğunu biliyorum. Biraz senin işine karışmış gibi oldum ama. Yani ona bilerek söyledim hani Mourinho'yu salladım. Çünkü böyle Aklımdan çıkmıyor abi o. 20 sene geçti aradan. Adam durup dururken basit toplantısına iş at dedi yani. İyi oynadık diye bir sıfır yendiler bizi ama biraz zorladık diye. Bana bir salladı onu ben atlatamıyorum yani. Yoksa Mourinho ile kişisel bir sorunum yok yani. Peki. Bir <laughs> yavaş yavaş bitirelim isterseniz. Ben değil mi? Abi. Sağ olun mesajlar için beğeniler için de kapatmadan önce. Bizi Sports SporStreetLer'e abone olmadan izleyenler varsa abone tuşuna basmanızı ve beğeni tuşuna basmanızı rica ediyoruz. Fenerbahçe'nin 4-2 kazandığı maçı değerlendirdik. Süper Kupa mevzusunu konuştuk. Ee, Murat Sancı canlı bağlantı yaptı Yağız. Sakatlıklarla ilgili maç son açıklamalar derken gerçekten yoğun bir gündemi bitirmiş olduk. Migros Yemeği'nin sunduğu yayınımıza katkılarınızdan dolayı sizlere de teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık Serhat. Ağzına sağlık Sizin Yağız. Yarın Başakşehir ve Beşiktaş maçının ardından yine spoştı stildeki yayınımız olacak tabii ki. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın.